başlıyorum hocalarım tamam ee, sayın dekanım sayın hocalarım ve sevgili öğrenciler mimarlık fakültesi bahar etkinliklerine hoş geldiniz bugünkü konuğumuz profesör doktor Sedef Doğanlar hocamız Sedef Doğaner hocamıza burada bizimle beraber olduğu için başta teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Sedef Doğaner hocamız bugün bize mimarlık eğitiminde yaklaşımlar ve deneyimler isimli sunumunu gerçekleştirecek. Sedef hocamıza sözü vermeden önce size Sedef hocayı tanıtmak istiyorum. Profesör Doktor Sedef Doğaner, mimarlıkta lisansını, yüksek lisansını ve doktora derecelerini İstanbul Teknik Üniversitesi'nde almıştır. Akademik kariyerine de Akdeniz Üniversitesi'nde başlamıştır. İdari görevlerinde bulunduğu Akdeniz Üniversitesi'nde Mimarlık Bölümünün Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde gerçekleşen kuruluşunda süreci yürütmüştür. 2006 yılında misafir araştırmacı olarak Maryland Üniversitesi'nde, 2007'de de Virginia Tech Üniversitesi'nde bulunmuştur. 2008 yılından itibaren San Antonio, Texas Üniversitesi'nde görev yapmaya başlamıştır ve burada bölüm başkanlığı ve dekan yardımcılığı görevlerini de yürütmüştür. 2021'den itibaren de Boston Teknoloji, Boston Wentworth Teknoloji, Mimarlık ve Sanat Okulu'nda e, dekan olarak görev yapmaktadır. E, hocamızın çalışma alanları daha çok kültürel miras, sürdürülebilir kalkımı ve turizm mekanları konularında araştırmaları bulunmaktadır. E, Sedef hocamıza sözü vermeden önce Sayın Dekanım Profesör Doktor Kemal Reha Kavasa da e, bir söz bırakmak istiyorum. Buyurun hocam. E, ben çok kısa başlamadan önce e, fakültemiz adına da teşekkür etmek istiyorum Sedef Hocam'a. Sedef Hocam'ın e, bugün burada bizlerle bu paylaşımı yapması çok anlamlı. Çünkü e, mimarlık bölümümüzün de eğitime açılışının 10. yılı. Biraz önce Hüşran'ın söylediği gibi Sedef Hocam e, mimarlık bölümünün kuruluşunda büyük emekler sarf etti. E, bizler de e, bu bölümü devam ettiren akademik kadro olarak ileriki aşamalardaki gelişimleri de yürüten kadro olarak bunların ne kadar zor olduğunu biliyoruz. <laughs> İlk başlangıcı yapan Sedef hocamıza burada huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok anlamlı bizim için. Bugün kendisinin tecrübelerini, deneyimlerini ve mimarlık eğitimi üzerine düşüncelerini dinlemekten büyük bir keyif alacağız. Öğrencilerimize katılımları için değerli hocalarımıza teşekkür ederek ben sözü Sedef Doğaner hocama bırakıyorum. Çok teşekkür ederim Kemal hocam. Bir şey çok teşekkürler senin de sunumun için. ve nazik davetiniz için. Cuma günü akşamı 37 kişiyi burada görmek benim için büyük bir sürpriz. İnanılmaz yani saat 8'de. Herhalde bunu başka bir yerde yapsak mümkün değil bu kadar insan toplanmazdı. Çok çok teşekkür ediyorum herkese burada oldukları için. Ben şöyle düşündüm. Daha önce İTÜ'ye gittiğimde de aynı formatta ilerlemiştik ve bence çok güzel bir söyleşi olmuştu. Ben önce biraz kendimi anlatayım. Nasıl mimarlığa atıldım, ne yaptım kısaca. Ondan sonra belki beraber sohbet ederiz diye düşünüyorum. Bazı sorularınız olabilir buradaki mimarlık eğitimi hakkında veya Amerika'da okumak isteyenleriniz olabilir iki tarafı karşılaştırma olabilir. Her tür soruya bence yani yer var burada. Onun için yani ben sunum yaparken de lütfen durdurun hiç önemli değil. Dediğim gibi bunun bir sohbet havasında geçmesini umuyorum genel olarak. Ben e, um, İTÜ'ye 92 yılında başladım. E, 96'da mezun oldum. Hemen master'a başladım. O dönemde e, tek şeyde İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı'nda e, oranın Cumhurbaşkanlığı İstanbul e, Köşkü'nün ve o kompleksin yapımında çalışmaya başladım. Ama hemen arkasından bir iki sene sonra sanırım 98'de Türkiye, şeye, Türkiye değil Antalya'ya geldim. <laughs> Antalya'ya taşındım. Daha master'ımı bitirmemiştim de. Antalya'da önce belediyede çalıştım. Orada evsiz çocuklar için yapılan bir kompleksin projesi vardı. Belediye başkanının öngördüğü ve bir arsa olan. İlk, ilk gerçekten yani herhalde proje deneyimim oydu daha öğrenciyken, master öğrencisiyken projede de daha önce böbrek hastası çocuklar için yapılan bir kompleksle ilgili çalışmıştım. Onun tasarımını yapmıştım. Yine orada da çok büyük bir araştırma ve şey vakıfla beraber bir çalışma vardı. O, onun da base alarak bu evsiz çocuklarla olan Antalya'daki proje çok cazip geldi tabii. Antalya'ya taşınmamdaki sebep de oydu yani. Direkt o projeyle çalışmak için geldim. Yaklaşık bir sene çok yoğun bir çalışma ve çok büyük bir işte arsanın tahsisi ve ekip çalışması arkasında uh, belediye seçimleri oldu ve belediye başkanı o dönemki tekrar seçilemedi. Öyle olunca da proje öldü. <laughs> um, ben o dönemde sadece hani o bir senelik çalışmanın herhalde getirsin Mimarlar Odası'ndan aldığı ödüldü. O, o proje olarak oraya sunmuştum. Mimarlar Odası'ndan ödül almıştı o proje. Fakat o sırada tabii bütün o tecrübe ve deneyim ıı, içinde ben mimarlar arasında da çok aktif olarak görev almaya başladım. Sonra da kendi ofisimi açmaya karar verdim. Önceleri çok çok küçük bir ofiste sadece tabii ki ben ve ıı, şey stajyerler stajyerlerle ıı, birlikteydi. O dönemde dediğim gibi mastrada bir sene ara verdim hatta. Çünkü hep benim ıı, şeyim Hayalim tasarımcı olmaktı, <laughs> yarışmalara girmekti, e, yaptığım binaların e, görülmesiydi. Yani o, o hala çok 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 heyecan verici bir şey olarak hep görüyorum. Yani bir insanın bu dünyada yaptığı şeyin başka insanlar tarafından kullanılıyor olması, onların her günkü yaşamını etkiliyor olması, sokakta yüz, önünden geçen yürüyen insanın onu görüp işte gözünün ucuyla bakması gibi şeyler. Yani çok çok heyecan verici benim için halen. Yani bazen Google Earth'te gidip böyle binalar yerinde duruyor mu diye bile baktım. <laughs> Komik bir şekilde etrafında neler oluyor diye. Dolayısıyla yani o tasarımcı olmanın keyfi bence benim içimdeki heyecanı hiçbir zaman öldürmedi. Sonra bütün bunlar olurken ben master'ı bitirdim ve ondan sonra böyle bir, bir odada master'ı bitirdim öbür odada da doktora sınavı vardı. Benim danışmanım o dönemde dekandı, mimarlık kadısı şeyin iki mimarlığın dekanıydı. Dediler ki, aa hadi buradan da doktora sınavına girsen. Ben öyle bir ite kaka doktora sınavına girdim. Aslında çok da bilinçli bir tercih değildi. Çünkü dediğim gibi o zaman ofis yeni yeni ayaklanıyordu, işler yeni yeni gelmeye başlamıştı. Ben Antalya'da yaşıyordum falan. Dolayısıyla böyle başladım ama çok da bilinçli olarak başladığımı söyleyemem. O anki düşüncem şeydi İstanbul'un o entelektüel ortamından uzak kalmamak, taş kışlaya olan bağlılık falan gibi sebeplerle başladım. Bir, bu dönem tabii çok zor bir dönemdi çünkü hem dersler başladı. Dersler başlayınca ben Antalya'dan gidip gelerek dersleri almaya devam ettim. O zaman bu kadar çok uçak da yoktu. Sadece Türk Hava Yolları vardı ve onlar da çok pahalıydı. O yüzden Moran Turizm'le arkadaşlarım bilirler. Akşam binip, akşam sekiz buçukta binip, sabah sekizde orada inerek bütün derslerimi öyle tamamladım. Gerekli olan dersleri. Çoğunlukla pazartesi günleri oradaydım. Dolayısıyla pazar akşamından gidip pazartesiyi orada geçirip pazartesi akşamı otobüse tekrar binip salı sabahı ofiste... <laughs> Ofiste güne başlama temposuyla. Ee, inanılmaz yoğun bir dönemdi. Ee, bazı hocalar beni gidip gelen öğrenci olarak e, tanıyorlardı hatta o dönemde. Ama ben tabii bu yoğun çalışmanın yani özellikle genç yaşlarda ve e, bir anlamda yani kendini doygun hissetmeden her şeyi bir arada yapıyor olmanın çok avantajını gördüm. Ee, dediğim gibi ofis yeni yeni ayaklanıyordu. Ben bu dönemde derslerimi e, bitirdim. Birkaç tane büyük proje vardı. Onları işte birkaç tane daha stajyerle falan filan bitirdik. Ondan sonra Süleyman Demirel'de ders vermeye başladım ilk. Gidip gelerek onu da. Dolayısıyla haftada bir gün İstanbul, bir gün e, Süleyman Demirel gittiğim dönemler de oldu. Orada sanırım bir veya iki dönem ben derse girdim. İki dönem sanırım derse girdim. O, 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 o süreçte de Akdeniz Üniversitesi'nde Selik Meslek Yüksekokulu açılıyordu. Bir gün bir telefon aldım dediler ki işte Serik Meslek Yüksek açıyoruz orada da sahne tasarımı programı var hoca olur musun ben de dedim ki ben sahne tasarımı bilmem <laughs> ben mimarım dediler ki yok işte iki yıllık bir okul verdiğimiz dersler tasarım dersleri işte biz sizin burada olmanızı istiyoruz ben öyle başladım Serik Meslek Yüksek Okulu'nda. İlk kuruluşunda yani ilk başta okul kuruldu hatta biz hocalar gidip yani böyle duvarları boyayıp e, temizliğe falan katkıda bulunduk. O, o eski meydandaki Serik Meslek Yüksekokulu'nun binasında beş kişi veya altı kişiydik başladığımızda. Güzel Sanatlar Fakültesi'nin o zamanki dekanı bizim de müdürümüzdü. Meslek Yüksekokulu müdürüydü. Üç sene boyunca ben aynı zamanda müdür yardımcısıydım ee, Yüksel Hoca ile birlikte çalışırken. O dönemde bir sürü bölüm açılmaya başladı yüksek okulda da ben aynı zamanda güzel sanatlarda iç mimarlıkta derslere giriyordum sahne tasarımıyla beraber ve de dekan yardımcılığı yapıyordum üçüncü senenin sonunda ben dekan dekan değil müdür olarak oraya atandım üç senede müdür olarak serik meslek yüksek okulunda çalıştım tabii o dönemde aynı zamanda da senatada görev yapmaya başladım Akdeniz Üniversitesi'nde. O zamanki rektörümüz Mustafa Akaydın'dı. Mustafa Akaydın da mimarlık bölümünün açılmasında çok istiyordu bunu ama güzel sanatlarda mı açılsın, mühendislikte mi açılsın diye bir ikilem vardı o zaman. Herkes kendisinde mimarlığı açmayı istiyordu. Biz de güzel sanatlarda açılmasını istiyorduk doğal olarak. Um, ve e, o sene e, Gök'e pro şeyi ilk öneriyi işte Güzel Sanatlar Fakültesi'nden arkadaşlarımla beraber e, önerdik e, ve senatoda ben sundum. Ondan sonra YÖKE gönderdik. E, o zaman bir tek sanırım Mimarlık Fakültesi Karadeniz'de bir okulda vardı e, Güzel Sanatların altında. Diğer bütün Mimarlık bölümleri ya şeyle mühendislikle beraberdi ya da kendi başına şu anda sizin olduğunuz gibi mimarlık fakültesiydi. Güzel sanatların içinde olması yani çok kolay bir şey değildi ikna etmesi. Ama biz başarılı olduk ve bölüm açıldı. Bölüm açıldı ama hiç hocası yoktu. O dönemde ben daha doktoramımda Doktoramı yeni bitirmiştim o dönemde. Dolayısıyla Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümünün ilk hocası benim. <laughs> Yardımcı doçent olarak tek ben atanmıştım. Çünkü başka da zaten kimse yoktu o an için. Sanırım iki kadro açılmıştı ama ikinci kişi daha sonra gelmedi. Ben onun o bir yandan işte mimarlıkta kadrolu oldum ama diğer müdürlük devam ediyordu. Dedim ki bu, bu dönemde benim kendimi geliştirmem lazım madem bu Konuda ilerleyeceğim. Akdeniz'de yeni bir bölüm var. Daha henüz öğrenci almaya da tabii başlamayacağız bir süre. O dönemde araştırma için doktoramı bitirdim Eylül'de 2005'te. Araştırma için Maryland'da bir sürü okula başvurdum açıkçası. Yani o dönemde bir tane yeni bir burs imkanı sağlamışlardı yeni araş şeylere yeni yardımcı öğrencilere ve onun bir şartı daha önce yurt dışında eğitim almamış olmak ve ben de almamıştım. Benim bütün eğitimim İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeydi. Dolayısıyla o bursa başvurdum. O bursa başvurmak için gerekli olan şey de bir yerden kabul kağıdı almaktı. Yani o dönemde Amerika'da benimle, benim alanımda çalışan herhalde herkese ben bir, bir e-mail attım. Onlarla çalışmak istediğime dair. Ve beni kabul etmeleri için işte pozisyon olup olmadığını sordum. Birkaç tane dönüş oldu onların içinde bir tanesi de şeydi University of Maryland'dı bir de galiba şeydi batı yakısında bir başka okuldu nitekim ben Maryland'da karar verdim altı aylığına Washington'a gittim gittim bu 2006 yılında oldu. O dönem benim için tabii çok şey gözlerimin açıldığı bir dönemdi. Yani çok genç yaşta yönetici olmanın verdiği sorumlulukla hani hem bir okul hem öbür tarafta yeni başlangıçlar kendimi akademik olarak yeterince geliştiremediğimi hissetmiştim. Dolayısıyla o altı ay benim tamamen araştırmaya yönelik çalıştığım bir alandı ve çok çok iyi bir dönemdi. O dönemde beraber çalıştığım hoca şeydi. Türkiye'yi çok iyi bilen bir insandı. Yani 27 kere Türkiye'ye gelmiş. Bütün çalışmaları Türkiye üzerine, kültürel miras üzerine olan biriydi. Ve o dedi ki yani tamam buradasın ama bence burada yani eğer derse de girersen senin için Türkiye'ye döndüğüne çok büyük avantaj olur bunun verdiği deneyim. Ee, onun da böyle bir e, ön ayak olmasıyla ben birkaç tane okula başvurdum o dönemde e, Washington'dayken. Bunlardan biri de Virginia Tech'ti. Ben e, sistemi hiç bilmiyordum. Sistemi bilmediğim için yanlışlıkla onların tenure track dedikleri yani yardımcı doçentliği olan e, başvuruyu yapmışım meğer. E, sonra onlar beni işte bir günlük şeye çağırdılar. E, Virginia Tech'e çağırdılar. Ve arka arkaya herhalde 8-10 tane toplantı sabah 8'den akşama kadar süren bir toplantı silsilesi ve şey interview'den sonra. Ben dedim ki onlara ben temelli gelemem. Ben Akdeniz Üniversitesi'ndeyim. Ben sadece misafir öğretim üyesi olarak gelebilirim buraya. Ve öyle kaldı. Ben bir daha arayacaklarını da düşünmedim. Sonra Türkiye'ye döndüm. Herhalde 1 iki ay sonra uh, onlardan bir şey geldi, telefon geldi. Dediler ki biz sizi misafir öğretim üyesi olarak getirmek istiyoruz. Uh, uh, öyle olunca uh, tabii her şey değişti. Önü, önümüzdeki yıl için ben misafir öğretim üyesi olarak oraya gitmek üzere Akdeniz Üniversitesi'nden yine izinli olarak Virginia Tech'e geldim. Uh, bir de orada işte uh, öğretim üyeliği yaptım. Daha çok ikinci sınıf derslerine girdim. Çok güzel bir ekiple çalıştım. Çok çok heyecan vericiydi tabii oraya gitmek ve orada ders anlatmak. O dönemde dedim ki evet yani ben belki de daha fazla burada bu 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 yönde ilerleyebilir miyim hoca olarak burada kalabilir miyim mi düşünmeye başladım ve bir sürü okula başvurdum. Artık yardımcı doçent olarak eğer olur da bir iş imkanı çıkarsa kalmak üzere bir sürü işe başvurmaya başladım. Bu dönemde tabii bu söylemeyi unuttum. Ee, şey, ofisi de devretmiştim. Bir dönem ortak olmuştuk. Ee, Şeyda Hanım galiba derslerinize giriyor sizin de. Şeyda ile e, ortaktık. Bir başka ortağımız daha vardı. Ben çünkü artık iyice akademinin içindeydim. Ve e, şeye Amerika'ya gitmeden önce de devretmiştim zaten ofisi. Dolayısıyla hani kalmamam için bir sebep de yoktu. Bu süreçte şey Texas Üniversitesi San Antonio'ya karar verdim ve onlardan teklif alınca daha Türkiye'ye dönmeden önce hatta gittim teklifi kabul ettim falan ve Türkiye'ye döndüm Akdeniz Üniversitesi'nden maalesef istifa ettim ve şeye Amerika'ya taşındım Texas'a Texas'ta ki hikayede San Antonio'da Önce orada da yardımcı doçent olarak da bir başladım. Sonra 2015 yılında doçent oldum. Bu arada Türkiye'den de doçent oldum YÖK'ten 2012'de. Ondan sonra da işte geçen sene de profesör unvanını aldım. Son 5-6 senedir 2015'ten beri yine Orada da e, idari görevlerde bulundum. İlk önce e, yüksek lisans program direktörlüğünü yaptım. Ondan sonra e, bölüm başkanı yardımcılığı yaptım. Sonra bölüm başkanı oldum. E, sonra hem bölüm başkanlığı hem dekan yardımcılığı aynı dönemde yaptım. Son bir buçuk iki senedir. Dolayısıyla çok yoğun, yoğun bir e, akademik e, e, idarecilik dönemim oldu. E, bunun sonucunda da geçen sene Eylül ayında Boston'a taşındım. Wentworth Institute of Technology'ye dekan olarak geldim. Bu Amerika hikayesi <laughs> kısaca. Bütün bunlar olurken tabii çok mimarlık eğitimi de çok değişti yani ben 92'de üniversiteye girdiğimden bugüne kadar 30 yılda <laughs> tahmin edeceğiniz gibi mimarlık eğitimi çok değişti. Benim Amerika'ya geldiğimden itibaren de çok değişti. Bütün bu görevler olurken tabii çok yoğun bir şekilde mimarlık eğitimi toplantılarında da bulunduk bu şeyin eğitimin hangi yöne gideceği konusunda. Hepinizin de bildiği gibi tabii ki burada bir akreditasyon süreci var. Akreditasyon kriterleri de zaman içinde bu eğitimin nasıl olması gerektiği yönünde yenilendi değişti. Şimdi bu son akreditasyon kriterleri çoğunlukla bu iklim krizi çeşitlilik katılımcılık gibi kriterler üzerine çok yoğun veya işte bu şey söyleyemedim yani çevre çevresel tam ne o Kemal environmental concerns yazdıkları bir kriter var sen biliyorsundur yani çevre ve iklim koşullarına bağlı tasarım Tabii ki teknolojinin buna entegre olması, bir sürü design build projeleri denilen hani aynı zamanda yaparak öğrenme gibi çok farklı alanlarda özelleşen üniversiteler oldu. Texas bunların içinde özeldi. Hem teknoloji yönünde ilerlerken hem biz oradayken sürdürülebilirlikle ilgili bir sertifika geliştirdik. Uh, yüksek performans bina tasarımı uh, alanında. Uh, aynı zamanda uh, var olan uh, uh, tarihi çevre koruma sertifikası uh, bunlar hep şeyde uh, master uh, düzeyinde olan sertifikalar onlar gelişti. Uh, Birçok uh, araştırma senteri kurduk ve onlarla beraber uh, şeye de uh, San Antonio'ya veya Teksas'ta bir sürü Proje yapma şansımız oldu öğrencilerle birlikte. Belediye ile birlikte bir sürü design build yine projeleri yaptık. Daha çok şey, instalasyonlar anlamında teknolojiyi de kullandığımız projeler geliştirdik. Dolayısıyla çok heyecan verici farklı projeler aynı anda yürüdü. Bunun yanında her sene öğrencilerimizin de bir şeye yurt dışında bir yere gidip eğitim alması gibi bir zorunluluk da getirdik aynı zamanda curriculum'a. O Urbino'da bir tane satellite campus oluşturduk İtalya'da ve bütün mimarlık ve iç mimarlık öğrencileri bir dönemlerini orada geçiriyorlardı. Dolayısıyla o kampüsün orada gelişmesi, oradaki çevreyle ve oradaki şehirle olan uyumu, oradaki halkla beraber çalıştıkları projeler falan aynı zamanda da Avrupa'da da böyle bir kampüs oluşturmaya başladı. Dolayısıyla hani bunların hepsi öğrencilerin mezun oldukları 4 artı 2 yıl içinde master ile beraber e, mimarlık mesleğine olan bu duyarlı yaklaş, yaklaşımı e, geliştirmek üzereydi ve bütün bunlar olurken de tabii teknoloji de onun yanında ilerlemek zorundaydı. Dolayısıyla hani hepsini aynı anda dengeleyerek gitmek en önemli kriterlerimizden biriydi bu dönemde. E, Wentworth'a geldim. Wentworth'te de e, çok e, farklı a, a, <laughs> farklı aslında bir dönemde. Yani tabii ki iki okulda uh, akreditasyonu olan okullar. Uh, ama ilgi alanları uh, birazcık farklı. Burada mesela uh, lisans öğrencileri için uh, şehircilik, uh, adaptive interventions, yani aslında uh, o da şey, uh, yani uh, yeni tarihi çevrede yeni yapı gibi bir şey, esası bir konsantrasyon. Ve de Emerging Technologies denilen, hani teknoloji ve design build odaklı üç tane konsantrasyon var. Ve buradaki yurt dışında okuma şeyleri çok fazla, yani özellikle master yılında Global Resource Studio adı altında Aynı anda 8 tane farklı stüdyo, 8 tane farklı ülkeye gidiyor. Mesela yarın bir sunumumuz olacak. İskandinavya'ya giden var, Yunanistan'a giden var, Moroko'ya giden var. Herkes öğrencileriyle oraya gidip oradaki halkla beraber çalışıp oranın oranın iklimini, çevresini, şey şehirsel dokusunu anlayıp daha sonra o projeleri burada kendi projelerine entegre etmek gibi çok 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 öğrencilere katkısı olduğunu düşündüğümüz bu şeyle dünya ile olan entegrasyon burada çok çok daha Farklı alanlarda yürüyor. Yani sadece İtalya veya İspanya programımız vardı daha önce şeyde UTS'de ama burada dediğim gibi çok farklı programlar var. Aynı zamanda burada staj mecburiyeti var. İki dönem boyunca öğrencilerimiz staj yapıyorlar. İlk stajlarını ikinci sınıfta. İkinci sınıf e, ikinci stajlarında da üçüncü sınıfta yapıyorlar ve bu bir dönem boyunca a, bir gidip çalışıyorlar. Dolayısıyla yazında okul var a, şey a, o dönem farkından dolayı a, ve a, bunların hepsi ücretli çalışmalar. Biz onlara iş bulmalarında yardımcı oluyoruz. Burada anlaştığımız firmalar var ve o firmalarda bir dönem boyunca çalışıyorlar. Aynı zamanda da para kazanıyorlar tabii ki. Dolayısıyla o şey tecrübe, gerçek hayatı görme tecrübesi ve ellerine gerçekten taşın altına koymak bir anlamda geldiklerinde çok büyük bir büyük bir tecrübeyle geri geliyorlar. Mesela bazı teknik derslerimiz integrated dersler hep o stajdan sonra çünkü o zaman orada Şeyi de görüyorlar, inşaatı da görüyorlar, mekanik nasıl işliyor onu görüyorlar, elektriği görüyorlar falan. Hepsini bu gelip gördüklerini aynı zamanda derste anlamaları ve entegre etmeleri tabii bu, bu çok çok büyük bir avantaj. Burası özel okul, şeydeki devlet okuluydu Teksas'taki. Tabii burada bütün okullar hani paralı o anlamda söylemiyorum ama şey olarak yani büyük bir okulun parçası olan küçük bir mimarlık bölümünden şimdi daha küçük bir okulun büyük bir parçası olan mimarlık ve tasarım fakültesindeyim. Dolayısıyla onun etkileri tabii üniversite dinamikleri veya öğrencilerin ne yapıp ne yapamayacağı kendimizi nasıl ifade ettiğimiz diğer bölümlerde veya nasıl programların öne çıkması tabii çok farklı. Dolayısıyla burada başka destekler alabiliyoruz üniversiteden veya işte dediğim gibi zorunlu olmasa da bu şey yurt dışına gitme çok daha kolay ilerleyen bir süreç. Yani çok büyük etkisi var tabii öğrencilerde. Buradaki programın başka bir farkı UTSA'dan. Burası 4 artı 1 bir program. Yani 4 yılda burada çok daha fazla krediyle mezun oluyorlar. UTS'ye nazaran bir herhalde bir 15-18 kredi daha fazla alıyorlar. Ondan sonra da e, yoğun bir bir yıl e, master programı var. O Master of Architecture programı. E, ve o, o, o yılın sonunda 5 yılda artık e, iki dönemde staj yapmış ve iş tecrübeleri olarak hayata atılıyorlar. Belki bu noktada şeyi de bahsetmek lazım. Bildiğiniz gibi Amerika'da mimar olabilmek için sadece okuldan mezun olmak yeterli değil. Mutlaka akredite olan bir programdan mezun olmanız gerekiyor. NAAB akreditasyonu gerekiyor. Ve o akredite olan master programından mezun olduktan sonra staj mecburiyeti var. 3740 saat staj yapmanız gerekiyor sınavları almadan önce. Şimdi bunu birazcık daha esnetmeye başladılar. Bazı sınavın o 3740 e, saatin farklı 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 alanlarda olması lazım. Çünkü sınavlar farklı alanlarda. Yani e, mesela şey e, çevre e, e, koruma bir alan, mekanik ve e, elektrik gibi e, hani e, çevresel, e, fiziksel Neydi o bölümün adı? Yapı, yapı fiziği. Yapı fiziği. Yapı evet, fiziği. Yapı. yapı fiziği alanı farklı. işte farklı farklı alanlar var. Onlarda doldurulması gereken saatler, çalışma alanları farklı. Onları önceden de almak gibi bir opsiyon getirdiler şimdi. Ama olan şu ki, yani en az 167 kredi 4 artı 1 veya 4 artı 2 olarak tamamlanıp ya Master of Architecture ya da 5 yıllık bazı Bachelor of Architecture şeyleri de programları da var ama çok az kaldı tabii o lisans 5 yıllık lisans artık çok az okulda var. Genelde çoğu 4 artı 1 veya 4 artı 2 çoğu 4 artı 2'ye döndü. O programı bitirdikten sonra 3740 saat genelde 3 yıla ıı, yakın bir zaman çalışıp ondan sonra da sanırım 5 tane arka arkaya sınav almak gerekiyor ki lisanslı mimar olabileyim. Ee, tabii bu dönemde çeşitli programlar da oluşturuldu. Ee, bunlardan bir tanesi de sanırım bir 5-6 yıl oldu. IPEL diye bir program. Aypel çok az üniversitede olan şu anda bir program. Daha öğrenci sayısı çok da artmadı açıkçası veya mezun olan öğrenci sayısı çok artmadı. Daha çok Doğu yakasında ve Batı yakasındaki okullarda var. Aypel'de öğrenciler master yaparlarken aynı zamanda bu dediğim AXPR dedikleri 3740 AXP kredisini doldurmak için çalışmaya da başlıyorlar. Ve okullar onları işte bizim şeyde lisans eğitiminde yaptığımız gibi farklı staj yerlerine yerleştirdiğimiz gibi master programında da bu yerleştirilen firmalarda çalışmaya devam ediyorlar ve saatlerini tamamlıyorlar eğitimle birlikte ve tabii bu onlara daha önceden sınavları almaya başlama hakkı veriyor okulla bağlantılı olduğu için ve çok daha erken registered architect olma şansları var. Çünkü yapılan araştırmalarda bir birinin bir şeyden okuldan mezun olduktan sonra ortalama galiba tam çok emin değilim ama 10 yıla yakın registered architect olması. Çünkü insanlar her zaman aynı şekilde aynı hızda çalışamayabiliyorlar. Sınavları aynı anda almayabiliyorlar. Sınavlar pahalı. Bazı firmalar o sınavların Ücretini öde, ödemeyebiliyor veya işte hayat, hayat sıkıntısı veya aile kurma gibi telaşlar 20'li yaşlarda çok olduğu için çok hızlı ilerleyen bir süreç değil. Okulların başarısı da genelde registered architect kaç tane öğrencisinin hani o aşamaya geldiğiyle aslında çok alakalı. Dolayısıyla bunu hızlandırmak için bu IPEL programı başlatıldı. Hatta biz de bu, bu sene ilk defa IPEL programına öğrenci kabul edeceğiz şeyde sonbaharda. Onun da başarılı olmasını umut ediyoruz. Dediğim gibi yani önemli olan öğrencilerimizin bir an önce ee, tabii ki e, registration almaları ve profesyonel hayatlarına daha başarılı devam etmeleri çünkü o aynı zamanda tabii alacakları maaşları ve her şeyi etkiliyor intern architect olmaktansa architect olmak veya intern designer olmaktansa daha daha anlamlı çünkü mimar ünvanını hiçbir şekilde kullanamıyorlar o döneme kadar. Dolayısıyla zorlu bir süreç ama ama yani kalitesi de tabii ancak böyle sağlanıyor herhalde programların bir anlamda. Başka ne anlatabilirim bilmiyorum. Bir de şöyle bir şey var tabii Amerika'da okumak isteyenler varsa onlar için belki yardımcı olabilecek bir şey olabilir. Şimdi Amerika'daki okullara başvururken tabii ki belli kriterler var. Bunlardan biri üç not ortalaması. Çoğu okul üç not ortalamasını istiyor. Aynı zamanda portfolyo, başvuru mektubu ve CV ve de şey yani özgeçmiş ve de tavsiye mektubu. Bunlar çok standart. Aynı zamanda tabii ki TOEFL a, almak gerekiyor. E, çoğu okul a, burada yapılan o GRE sınavını bu dönemde kaldırdı. Bazılarında hiç yok, bazılarında belki geri gelecek ama bu pandemi döneminde GRE'yi artık hiç kimse sormamaya başladı. E, yani aslına bakarsanız en büyük kriter portfolyo. Yani portfolyonun iyi olması çok önemli. Ve de e, yani 4 üzerinden 3 not ortalaması. Bazen 3'ün altında olabiliyor. Özellikle yurt dışından gelen öğrenciler için e, oradaki e, not kriterleri farklı olduğu için portfolyoları çok iyi olsa da belki, bazen tam 3 ortalamayı tutturamamış olabiliyorlar. Ama e, genelde bütün okulların yap baktığı kriter bu. E, yani e, master'a buraya gelen öğrencilerde de Bence en önemli dikkat edilmesi gereken şey, eğer burada çalışmaya devam etmek istiyorlarsa, buradaki programların mimarlık programlarının bir kodu var. O kod her üniversitede aynı değil. Daha doğrusu şöyle anlatayım, SIP kodu denen bir şey, bu programların karakterini belirleyen bir kod. Mimarlık programı, her zaman aynı koddaydı. birkaç sene öncesine kadar 0402. Ama son yıllarda bizim de çok büyük çabalarımızla bu mimarlar birliğinde okullar birliğinde ve onların da tabii devlete yaptığı herhalde şeyle baskıyla bir nevi. Bu sip koda başka bir sip kod daha eklendi mimarlık teknolojileri gibi bir SIP kod galiba ama o STEM designated bir SIP kod. Yani STEM designation dediğim şu, bu SIP kodlar eğer science yani fen bilimleri, matematik, teknoloji ve mühendislik alanlarındaysa STEM kodu alan okullardan mezun olan öğrenciler burada üç yıl çalışabiliyorlar. Hiçbir vizeye ihtiyaç duymadan sadece okuldan mezun oldukları için. Ve o üç yıl bir firmada tecrübe kazanmak ve o firmaya sizin için çalışma vizesi alma mecburiyetini koymadan çalışıyor olmak çok büyük bir avantaj. Çünkü çalışma vizesine başvurmak çok zor bir şey normalde firmalar için. Çünkü her yıl kotalar var, bir kere başvurabiliyorsun falan. Zor, zor bir süreç çalışma vizesine başvurmak. Ama mühendislerin şimdiye kadar hep sahip olduğu o üç yıl çalışma hakkı artık bazı mimarlık okullarında da var. Mesela biz de şu anda STEM designated bir mimarlık okuluyuz. Bizden mezun olan bir öğrenci ki mesela geçen senenin Dekanların Dean's Medal denilen ödülü alan öğrenci Türk bir öğrenci, şu anda New York'ta çalışıyor ve çok harika bir şey yani onu gururla söylüyorum her yerde Türk bir öğrencinin buradan mezun olup da şimdi bu kadar başarılı işler yapıyor olmasını ve üç yıl çalışma hakkı var yani bu çok büyük bir avantaj buraya gelip burada kalmayı düşünen insanlar için özellikle. Yani eğer, eğer, öyle bir niyetiniz varsa Amerika'da mimarlık bölümüne başvurmak gibi mutlaka ona bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü ileride ne yapacağınız belli olmaz tabii ki. Ertesi yıl dönebilirsiniz ama eğer kalmak gibi bir niyetiniz olursa bence o STEM designated olmasına dikkat etmek gerek diye düşünüyorum. Başka başka soru var mı? <laughs> Hocam master'dan sonra mı 3 yıl çalışabiliyoruz orada? Evet master'dan sonra 3 yıl. Master'ı bitirdikten sonra OPT diye bir süreç o. OPT'nizin başladığından itibaren 3 yıl. Mesela master'a başvurmak için orada bir burslar var mı? Var. Burslar var. Her okulun bursları farklı bazı okullarda yani başvurup orada kendinizi gösterdiğinizde çoğu şöyle başvurunun bir parçası burs zaten herkes öğrenci getirmek istiyor ve herkes iyi öğrenciyi getirmek istiyor doğal olarak özellikle master programında şeyde de var lisansta da var çok burs var bazı okullarda tabi bu şeye bağlı araştırma görevlisi olarak orada çalışmaya devam edebiliyorsunuz bazılarında sadece ...başarınıza göre verilmiş bir kerelik bir burs. Çeşitli burslar var. Yani o başvurduğunuz okula göre değişir. Mesela bazı devlet okullarında burs imkanı az... ...ama burs aldığınız zaman in-state denilen... ...yani o eyaletteki herhangi bir öğrenci gibi şey tuition ödüyorsunuz. Yani uluslararası öğrenci nin ödediği parayı ödemiyorsunuz. Tabii o çok büyük bir fark yapabiliyor. Veya işte bizim okulda şey var, graduate fellow dediğimiz işte bir burs var. Yaklaşık sanırım 4.000-4.500 dolar. Eğer graduate fellow olursa haftada 10 saate kadar asistan olarak bizle çalışıyor ama aynı zamanda da o dönemde maaş alıyor ve aynı dönemde de şey Internship yaparsa mesela internship de ayrıca bir maaş o internship dönemi de yaklaşık hani 10 bin dolar falan gibi bir şeyi herhalde kazanabiliyorlar yani çeşitli fondlar var özel özel fondlar da var tabi başvurulabilecek hem hem Türkiye'den gelecek öğrenciler için Türkiye'nin öğrencileri göndermekte sağladığı bazı burslar var. Onların çoğu yalnız geri dönüş, dönmeyi gerektiren burslar. Gidip eğitim alıp tekrar geri dönmeniz gerekiyor veya Burra'ya geldiğinizde uluslararası öğrenciler için açık olan burslar var. Yine gururla söylüyorum geçen sene bir akademisyen mimar arkadaşımın kızı Austin'de bir okula mesela kabul edildi. UT Austin'de ve uluslararası öğrenci bursundan full burs aldı yani hem de lisans eğitiminde inanılmaz yani bir kuruş ödemiyor <laughs> o kadar yani çok imkanlar var ama çok araştırmak lazım yani sürekli iletişimde olmak lazım bence en önemli şeylerden biri bu dönemde kendinize güvenmek ve kendinizi göstermek yani hiçbir zaman kendinizi geri planda tutmayın Hayat bazen çok inanılmaz avantajlar getirebiliyor. Bir çok çok çalışmak lazım. Yani hiç bunda tabii bir soru işareti yok. Yani çok çalışmak lazım. Kendinizi her alanda geliştirmek lazım. Sadece ya ilgilendiğiniz veya eğitim gördüğünüz mimarlık alanında iyi olmanız yeterli değil. Entelektüel olarak da kendinizi geliştirmeniz lazım. Dünyada neler oluyor farkında olmak lazım. Ee, sosyal olarak da şey olmak lazım. Yani çevreye duyarlı olmak lazım anlatabiliyor muyum? Yani her şekilde kendinizi geliştirip çok çalışmak lazım. Çok görmek lazım ve ondan sonra da kendinize güvenmek lazım yani hiçbir zaman ben hep öyle söylüyorum şimdi bazen akademisyen arkadaşlar veya akademiye yeniye başlayanlar da bana soruyorlar mesela nasıl gittiniz nasıl gelebilirsiniz ben hep şey diyorum başvurun yani yapabileceğinizin en iyisini yapın ve başvurun çünkü gerçekten cevabın ne olacağını bilemezsiniz biz Türkiye'de genelde hep böyle e, e, korkarız. <laughs> Herhalde veya ben öyleydim. Türkiye'yi genellemeyeyim. Ben öyleydim. Ben çok e, at gözlüğüyle bakan bir insandım hayata. E, üniversiteden mezun olduğumda. E, hiçbir zaman başka bir yere gitmeyi hayal etmedim. Hep Antalya'ya dönmek istedim. Hep mimar olmak istedim hep tasarımdı bütün hayalim ve bu bunları yaparken evet çok okuyordum kendimi geliştirmeye çalışıyordum ama bir, bir böyle çok büyük hedeflerim yoktu sanırım hayattan ama yani hiçbir zaman herhalde o cesareti kendimde bulamazdım o burs seçeneğini görmeseydim şimdiki öğrencilere bakıyorum gelenlere bakıyorum inanamıyorum yani gerçekten çok Gurur duyulacak ıı, işler yapıyorsunuz siz gençler. Bizim cesaret edemediğimiz şeyleri yapıyorsunuz. Ee, çok fazla kendi biliyorum yani hem görsel dünyada hem başka alanlarda kendinizi çok farklı yetiştiriyorsunuz. Yine bir öğrencimiz var burada Türk bir öğrenci. Başka bir okulda özel okulda Türkiye'de başlamış. iki yıl okumuş. Ondan sonra atlamış buraya gelmiş. Hiçbir şeyi olmadan güvencesi olmadan çalışmaya başlamış. Önce iki yıllık community kalıcılara gitmiş. Oradan dersler almış. Gelip burada hocalara kendini tanıtmış. Ee, derslere misafir olarak girmek istemiş. Ve okula kabul edilmiş. Ve burslu kabul edilmiş. Ve şimdi burada işte mezun olacak. Türk bir öğrenci. Sıfırdan. Hiçbir şey yapmadan. Yani böyle hayranlıkla cesaretini izliyorum ve ve çok takdir ediyorum. Dolayısıyla söyleyeceğim şey kendinize güvenin. Yani ben 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 çok güveniyorum gençlere. O yüzden söyleyebileceğim tek şey kendinize güvenin ve başvurun. Eminim burs da başka imkanlar da ondan çıkacaktır. Yani doğacaktır diye düşünüyorum. Tekrar tekrar başvurun olmazsa da çünkü hiçbir zaman başvurduğunuz yerdeki şartları tahmin etme şansınız yok. Ben uzun yıllardır hem öğrenci kabul edilen görevlerde bulundum. Hem lisans düzeyinde hem yüksek lisans düzeyinde. Hem de hocalar başvurduğunda mesela. Yani o bölümün o dönemki ihtiyaçları neyse bu kriterler birazcık ona göre değişebilir. Yani o, o sene oraya kaç kişi başvurduğuna göre değişebilir, kaç kişinin kabul edileceğine göre değişebilir. Yok sistemi gibi belli bir sayı tutturmak gibi bir şey yok burada. Ama aynı zamanda Amerika'nın verdiği şey ne yazık ki gerçekler her okul kendisini de devam ettirmek için öğrenciden gelecek olan şeye tuition'a mecbur. Dolayısıyla kabul şartları değişebilir. Bazen mesela kabul edilirsiniz ama burs yoktur. O zaman mesela bir sene dondurabilirsiniz kaydınızı ve tekrar ikinci sene olduğunda tekrar burs imkanı çıkabilir. Yani bir sürü şey yapılabilir. Sadece siz her zaman bence yani üstünde olmaya devam edin. Yani her zaman şeyi limitleri zorlamak lazım diye düşünüyorum. Mesela buradaki bizim bursumuzda belki hani kulağa çok büyük gelmeyi bilir. Bu arada biraz önce söylediğim bu 4 artı 1 programı bizim sadece e, Wentworth'da okuyan öğrenciler için bir yıl. Çünkü onlar daha yüksek krediyle lisanslarını tamamladıkları için bir yıl. E, başka Texas Üniversitesi'nden gelen biri için veya Akdeniz Üniversitesi'nden gelen biri için iki yıl e, şey e, mimarlık master programı. Hatta bazen ekstra dersler de almaları gerekebiliyor. O iki yılın ortasında ama yine staj mecburiyeti var bir dönem. O bir dönem staj mesela şimdi ortalama öğrenciler saatinde ne kadar alıyorlar bilmiyorum ama en düşüğü sanırım 13,5-14 dolar kadar alıyor. Ve işte bir dönem boyunca üniversitenin verdiği rakamlar mesela iki dönem internship için staj için 20 bin dolar civarı diyorlar. Hani bu da bir dönem yapılınca master'da 10 bin dolar gibi bir şey. Hem çalışıyorsunuz hem para kazanıyorsunuz. Yani Anlatabiliyor muyum? Bunu, bunu sağlayan bir sistem var. Size iş bulmak için yardımcı olan, nasıl CV'nizi yazacağınız, nasıl iş başvuracağınızı yapılan bir sürü destek grup var. Dolayısıyla ilk adım attıktan sonra, sonrası eğer siz iyiyseniz, eğer siz gerçekten bunu yapmak istiyorsanız olur diye düşünüyorum. Gerçekten olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Mesela İngilizce öğrenme yolunuz nasıldı? TOEFL kaçtı? Kaç gerekiyordu? Şimdi ben burada eğitim almadığım için şu TOEFL'a girmedim. Doğrusu bu. Ben Türkiye'de eğitim aldım. Onun için ama İngilizceyi ben Andalusya'sında öğrendim. Yani şeyde hazırlıkta beşinci sınıfı bitirdikten sonra altıncı sınıf şimdi. Yedi sene Andalusya'sında okudum. İngilizcem orada öğrendiğim İngilizce. Yani bir sene olarak değil mi okuyordunuz? Ben bir sene sadece hazırlıkta İngilizce okudum. Ondan sonra da ama ön, ondan sonraki altı sene boyunca da derslerimiz de İngilizceydi. Dolayısıyla yani ortaokul lise yıllarında İngilizce ders gördüğüm için hani daha yoğun bir İngilizce öğrendim o dönemde ama çok büyük bir ara vermiştim tabii. Yani başvuruncaya kadar çok büyük bir ara vermiştim. Çünkü üniversitede Türkçe okudum. Ondan sonra da tabii ki sadece seyahatler veya yurt dışı sunumları hariç İngilizce konuştuğum hiçbir dönem olmamıştı buraya gelinceye kadar. Ama bir sınav da almadım. Yani sınav almama gerek olmadı daha doğrusu öğretim üyesi olarak direkt geldiğim için. Ama TOEFL'da ne gerekiyor derseniz rakam Tam şimdi hatırlayamıyorum çünkü onun da sistemini değiştirdiler başka bir şeydi. Yani web 100, sitesinde bulabilirsiniz. Sanırım. 120 üzerinden yapmışlardı bir ara. Evet, şimdi de böyle bir 6.7 mi, bir, 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 bir rakamlar var ama gerçekten çok şey yapamıyorum. Çünkü genelde TOEFL skorunu biz değil şey başkaları kontrol ediyor. Hani bize gelmeden önce TOEFL skoru zaten kontrol edilmiş olduğu için hani bizim yaptığımız değerlendirmenin bir parçası olmuyor. Ama onunla ilgili de bir şey söyleyeyim. Mesela bazı okullarda şöyle programlar var. Bizde yok. Aa ama eğer İngilizce'den aldığınız TOEFL puanı yeterli değil ama siz çok iyiyseniz, başvurunuz çok iyiyse o zaman bir yıllık ESL programı ıı, tavsiye ediyorlar. Yani diğer mimarlık dersini olmadan önce hızlandırılmış İngilizce programını sizi okul içinde yazdırabiliyorlar. Ama dediğim gibi yani bunların hepsi size bağlı. Yani gerçekten çok iyi bir Portfolio olması ve kendinizi çok iyi ifade etmeniz, o yazdığınız başvuru mektubunda mesela çok önemli. Eminim ki referanslarınız iyi yazacaktır zaten. Ama yani lisansta ne yaptığınız, neyi nasıl yaptığınız, ne kadar efor sarf ettiğiniz, ne kadar araştırmacı olduğunuz, kendi yeteneklerinizi her anlamda sadece teknoloji değil ama hani ifade etme, sözlü ifade etme, Bunları nasıl geliştirdiğiniz çok önemli. Dediğim gibi en başta yapacağınız şey bu dönemde kendinizi geliştirmek. Evet. Soru var mı arkadaşlar öğrencilerimizden? Sedef hocam çok güzel özetledi. Hiç mi yok? çok güzel bir şey fark ediyorum. Çok fazla bayan öğrenci var sanki. Evet. E, mümkünse kameraları açabilir miyiz arkadaşlar? <laughs> Bağlantıda sorun yoksa. Harika. Nefis. Bak görmek sizi. <laughs> var mı soru? Ve bu arada hem lisans hem lisans üstü öğrencilerimiz var hocam. Harika. Ne güzel. Ne güzel. Bir tane evet. soru geldi sanki. Nurullah'tan. Bir TOEFL'la ilgili bilgi. Evet doğru. Altı buçuk ve doksan. Minimum doksan sanki biraz yüksek gibi geldi kulağıma ama evet her üniversite kendisi belirliyor. O rakamı doğru. Bazı üniversitelerde birazcık daha düşük olabiliyor. Ama altı buçuk altı nokta yedi sanırım o civarda ELTC skoru tofulu dediğim gibi tam hatırlamıyorum ama siz e, yapmışsınız araştırmanızı harika. Her okulun kendi web sitesinde zaten onu onu yazarlar. Ne kadar güzel böyle aydınlık yüzler görmek. Sorunuz yok mu? Mutlaka var. Biraz tabii utangaç davranıyoruz galiba. Ben, ben sorayım o zaman. <gülüyor> sorayım. <gülüyor> tamam, biz bir sorarız. Sedef Hoca keşke burada olsaydınız böyle beraber devam edebilseydik. Ben ben onu istiyorum. Her şey <laughs> çok güzel. Ee, bir şey yani buradaki öğrenci profilini de aslında biliyorsunuz. Oradaki öğrenci profilini de hani biliyorsunuz. Böyle ne bileyim arada fark benzerlik yani onun, onun hakkında bir şeyler söyleyebilir misiniz bize? Tabii ki. E ben öğrenci profilini biliyorum ama 15 yıl öncesini biliyorum. <laughs> yani, yani, ama doğru. yani ama 15 yıl önce buraya geldiğimdeki durumu da biliyorum. Dolayısıyla aynı şekilde ilerlediğini düşünüyorum. Ben bizim öğrencilerimiz çok çalışkandı diye düşünüyorum. Hı. Çok fazla kredi alıyorlar, çok fazla ders alıyorlar mesela. Çok çalışkanlar, çoğu çok özveriyle bu işe bağlı. Şimdi buradaki öğrenci profili yine okuldan okula değişen bir durum. Mesela Teksas'taki öğrenci profili çok farklıydı. Çünkü oradaki öğrencilerin çoğu Meksika göçmeniydi veya işte Güney Amerika yüzde 65 gibi falan bir rakamdı. Çoğunun çalışması gerekiyordu. Bizim Türkiye'de şimdi okula para verilmediği veya çok küçük olduğu için verilen para öğrencilerin çalışmasına üniversitedeyken genelde çok çalışmasına en azından ihtiyaç yok. Dolayısıyla profil çok farklı. Orada hem alınan kredi sayısı düşük hem almak zorunda kaldıkları genel dersler düşük. Mesela bizde hani inkılap tarihi, Türkçe gibi dersler vardı ya. Burada onu mesela 40 krediye kadar yani 10 ders falan almaları gerekiyor. Dolayısıyla çok fazla Yoğun genel kültür dersi alıyorlar. Onun yanında aldıkları şeyde lisans programında aldıkları mimarlık dersleri sayısı daha az. Hmm. Bütün bunlar olurken, dediğim gibi öğrencilerin tamam. çalışması gerekiyor. Çünkü okula verdikleri para çok büyük bir para ve o parayı kazanabilmek için hepsi part time yani neredeyse hepsi part time hmm. çalışıyor. Bazıları full time çalışıyor. Yani haftada 40 saate kadar çalışıyor. Dolayısıyla aynı anda aynı şekilde işi üretmek, her stüdyoya aynı hazırlıkta gelmek, her projeyi aynı seviyede tamamlamak bazen çok zor. Ama bunun yanında üniversiteler 7 gün 24 saat açık, stüdyolar açık. Dolayısıyla mimarlık stüdyoları hep açık. Çoğu öğrenci okulda, gece gündüz buradalar. Yani çalışıyorlar, geliyorlar buradalar de biz sabah yani hep açıktı. Hatta yani bazen yatağın altında, masanın altında yatanlar, masaları birleştirip uyuyanlar, diş fırçası, kalemliğinin içinde olanlar falan gibi orada direkt yaşam geçmiş öğrenciler bile olurdu. Ama dediğim gibi yaşam şartları hiç kolay değil. Amerika'da da çok pahalı, çok çok büyük beklentiler var öğrencilerden. Bazıları mesela Burs alıyorlar, yani devlet burs veriyor, financial aid. Ona onu alabilmek için belli bir seviyede olmanız lazım, gelir seviyenizin belli bir yerde olması lazım. Financial aid alanların durumu da çok zor, çünkü onlar evet okul için para vermiyorlar, sadece yaşam için bazen para verebiliyorlar veya işte bazen yaşam yaşam gelirlerini de karşılayacak kadar financial aid aldıkları da oluyor. Ama bu sefer hayata başladıklarında 40 bin 50 bin dolar borçla başlıyorlar. O yüzden de zaten mimarlık sınavlarını alma veya işte o daha sonra yaptıkları şey gecikiyor. Çünkü çok büyük borçlarla hayata başlıyorlar. Veya bazıları da çok erken evlenip aile sahibi olup devam edebiliyor. Çok fazla o, o demografide öğrenci de vardı. Özellikle Teksas'ta çocukları olan, ailesi olan ve okumaya devam eden. Bunun yanında 50 yaşında gelip okumaya devam eden insanlar da vardı. Yani veya kariyer değiştiren. Tabii şöyle bir şey de var. Bilmiyorum onu biliyor musunuz? Burada lisansınızın mimarlık olması gerek değil master'a devam etmek için. Yani bir şey de işletme okuyup ondan sonra mimar olmaya karar verip İki yıl mimarlık master yerine üç yıl yapıp e, mimar olabiliyorsunuz. Dolayısıyla öyle kariyer değiştiren de çok insan e, oluyor. Dolayısıyla demografik olarak çok farklı. E, ama bizim öğrencilerimiz kadar e, çalışkan günü gününe e, e, değiller, değil? Texas'takiler. Burası biraz daha farklı. Çünkü burası New England, Boston'daki öğrenci profili öbürüne göre farklı. Burada biraz daha fazla uluslararası öğrenci var. Biraz daha yani daha çok çeşitlilik var öğrencide. Bazıları yine benzer ve çalışmak zorunda. Bazıları çok zengin ailelerden gelen öğrenciler var. Yani burası biraz daha karışık o anlamda. Bir de burada daha fazla ders alıyorlar dediğim gibi şeye nazaran da Bize biraz daha yakın buradaki çalışma ortamı diyebilirim. Hmm. Ama yani bizim öğrencilerimiz de çok çalışkanlar. İnanılmaz işler görüyorum ben Türkiye'de de ve gururla seyrediyorum hep. Hatta dün burada bahsettim. Dedim ki yarın ben Akdeniz Üniversitesi'nde konuşacağım. Eski okulum. Çok heyecanlıyım. <laughs> o hocalar dediler ki biz biz öğrenci istiyoruz. Türkiye'den istiyoruz. Türkiye'deki öğrenciler çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'den öğrenci istiyoruz. Geçen sene dediğim gibi o dekan uh, madalyonunu alan öğrenci Türk olduğu için hepsi uh, onu da örnek veriyorlar. Hep bize iyi Türk öğrenciler geliyor diye. Onun için uh, yani bizim öğrencilerimiz çok iyi. Sadece işte dil sorununu aşıp uh, çok iyi bir portfolyo oluşturup uh, başvurmak lazım. Evet, tamam. Teşekkür ederiz. Ben de bir şey soracaktım. Tabii. Öncelikle çok teşekkür ederim çok değerli tecrübelerinizi paylaştığınız için. Ben de Akdeniz Üniversitesi'nden mezun oldum lisans ve aynı üniversitesinde yüksek lisans yapmaktayım. Ben de Bangladeş yuruklu olduğum için Amerika'nın benzer sistemi orada olduğu için yani orada lisans alma durumum olmadı. Dolayısıyla burada da devam etmekteyim. Şimdi e, siz de belirttiğiniz üzere yani tuitionların çok yüksek olması nedeniyle funding olmadan aslında araştırmaya devam etmesi çok zor. Yani doktora için funding opportunity'leri ne kadar oluyor acaba? Onu merak etmiştim. Şimdi doktora için funding olmadan zaten gelmemek lazım. Aa, evet. O kesin. Ve doktora da uh, funding olması için başvurduğunuz üniversitesinin yüksek yani uh, R1 üniversitesi olması lazım, research üniversitesi olması lazım. Yoksa özellikle mimarlık alanında bir doktor öğrencisinin burada yaşaymasını karşılayacak kadar büyük fundlar verme ihtimali biraz zor. Çünkü neden? O fundlar genelde doktor öğrencisine bazen üniversitelerden geliyor... Eğer üniversitenin çok mesela endowmentı varsa veya özellikle doktorayı geliştirmek üzere çok büyük bir ilgisi varsa ama onlar da çok büyük fundları olmuyor ya da hocaların araştırma projelerine dahil olmak gerekiyor. Şimdi biraz önce bahsettiğim gibi bir sürü araştırma projesi mimarlar da alabiliyorlar. Bazıları devlet kaynaklı projeler oluyor. Genelde teknoloji, sustain, şey sürdürülebilir alanlarındaki projeler. Yani o zaman mesela işte ne bileyim 200, 300, 400, 500 bin dolarlık projeler alınabilir daha bile yüksek. Böyle rakamlı projeler aldığında o zaman doktor öğrencisini getirmek kolay. Çünkü o zaman doktor öğrencisi gelip o projede çalışacağı için onlara fund oluşturmak daha kolay böyle projeleri alan üniversite sayısı çok az mimarlıkta. Çünkü burada her okulda doktora yok. Çok az okulda hatta doktora var. Eğer işte toplam mimarlık fakültelerine bakarsanız kaç tanesi doktora programı var? Çok az. Bizim hem UTSA'de yoktu hem burada da yok mesela doktora programı. Çünkü doktora programını devam ettirebilmek için ciddi bir eee fund oluşturmak lazım öğrenciler için. Mesela bizim mühendislik e, alanında UTSA'de 30 bin dolara kadar e, yılda öğrenciler para alıyorlardı e, şey doktor öğrencileri sadece araştırmalarda çalışmak üzere ve aynı zamanda derslere girmek için yani e, çoğu e, şey de ödemiyordu dersler içinde de para ödemiyordu yani kendi hayatlarına normal bir şekilde devam ettirmelerini sağlayabilecek bir parayı vermeyi kendilerine genelde yani görev ilan ediyorlar. Bunu yapamıyorsan da zaten doktor öğrencisi almak çok mantıklı değil. Çünkü zor, geleceği zor. Mesela biz UTS'de yine benim dönemimde mühendislikle beraber bir doktora programı başlattık. Sadece bu şeyle sürdürülebilirlik ve işte yüksek performans ıı, tasarımı gibi bir alanda. A, mühendislikle birlikte olduğu için hani birazcık fund bulma şansımız oldu. En azından ilk yılda işte 20 bin dolara kadar falan bir fund verip ondan sonra da öğrencileri kendileri de hocalarla birlikte başlayıp bir şekilde kendilerini fund edebilir hale getirmeye çalışıyorduk. Ama dediğim gibi onun başarılı olması birazcık zor. A, ikinci bir alternatif de tabii Buraya geldikten ve işte birinci veya ikinci yılı tamamladıktan sonra yine kendinizi gösterirseniz ders vermeye başlayabilirsiniz. Çok doktor öğrencisi burada ders veriyorlar. Özellikle birinci ikinci sınıf derslerinde mesela doktor öğrencilerinin derse girmesi çok yaygın bir şey. O da tabii ekstra bir şey, ekstra bir gelir. Öğrenciler için ama hem derse girip hem öğrenci olmak da ayrıca zor. Dolayısıyla e, doktora da fund şart. Onun için hani böyle Oregon gibi veya Georgia Tech gibi veya işte Minnesota gibi e, çok yüksek research e, şeyleri gelirleri olan üniversitelere bakmak lazım. Teşekkür ederim. Yani yabancılıklı olduğum için Türkiye'de de çalışma iznimi alamıyorum. Ayrıca yani şimdi aldığım eğitim gerçek olarak bana pek fayda sağlamıyor. Dolayısıyla ben de biraz araştırma aşamasındayım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ama Bangladeş uyduklular Amerika'ya başvuruyorlar değil mi? Evet Amerika'ya başvurulabiliyoruz dediğiniz şekilde. Ama evet. ben ya muhtemelen olursa tabii şimdi henüz bir kesin karar değil eğer Türkiye'den ilişki düşünüyor olacaksam o zaman ikinci bir master's olabilir ya da research için bir funding olabilir muhtemel Olabilir. Olabilir. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sedef Hocam ben bir şey sorabilir miyim? İlkay Özdemir Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden katılıyorum. Aa, merhaba. Nasılsınız? <laughs> Merhabalar. Biraz karanlık hiç önemli değil, hiç önemli değil hocam. Merhabalar, ee, sevgili Şebnem'in davetiyle sizi dinleme olanı yakaladım. Ee, e, çok teşekkürler sunumunuz için. Ee, biraz önce e, şey dediniz, e, mimar kökenli olmak gerekmiyor e, master evet. e, ya da doktora programlarını kabul için yanlış anlamadıysam. Doğru. E, bizim... E, ben kendi üniversitemden biliyorum, master ya da doktora öğrencilerini belirli tasarım bölümleri, yani tasarım eğitimi ağırlıklı bölümlerden seçiyoruz. İşte iç mimarlık, peyzaj, belki inşaat mühendisliği ne bile Hı -hı. çok düşünerek alıyoruz. Şimdi evet. sizin okulunuzda ya da Amerika'da, örneğin bir mühendis kökenli ya da işletme kökenli ee, biri master ya da doktora yaptığındaki pozisyonu ne oluyor? Yani mimar olarak e, aynı statüye sahip o, o olmamalı sanırım. Yani hmm. o yine o stajyerlik dönemleri ya da işte o 10 yıllık en az 10 yıllık e, mesleğe kabul dönemleri yaşanıyor mu yoksa onların farklı bir statüsü mü oluyor? Nasıl? ya da akademik hayata mı atılıyorlar? Yani böyle bir takım gruplamaları var mı? Onu merak ettim açıkçası. Aslında şimdi doktoraya kabul başka bir konu. Doktoraya kabul o, o o o da yine lisansın ne olduğuna değil de master'ın ne olduğuna daha çok bağlı. Ama master programına kabul de kabul edilebiliyorlar. Sadece fark şu. Master programında normalde iki yıl olan master programı çok az yerde bir yıl yani bizim burada bir yıl olması sadece dediğim gibi buradan mezun olan öğrenciler için standartta iki yıl iki yıl yerine üç veya üç buçuk yıl master programı yapıyorlar yani bunun ne avantajı var biraz önce dediğim gibi mesela 40 krediye kadar genel dersler alıyorlar dedim ya lisansta onları tamamladıkları için mesela yüksek lisansta onlar yok. Onları bir tarafa koyuyoruz. Onun haricinde 3 yıl boyunca mesela işte veya 3,5 biz UTSA'de o 3,5 yılda stüdyo almaya başlıyorlar birinci yıldan itibaren. Dolayısıyla toplamda 7 stüdyo almış oluyorlar. Aynı zamanda lisans öğrencileriyle beraber sütürük gibi veya işte environmental systems gibi dersleri alıyorlar, mimarlık tarihi derslerini alıyorlar falan. Yani Bütün o bizdeki derslerin hazırlık aşaması gibi oluyor. Bizdeki Aynen hani farklı dersleri bir komite var. Ee, evet. Yani e, evet. bakarak hani almadı ya da alması gereken bir takım. Dersleri. Tasarım ağırlıklı dersleri evet, aldırtıyor. Evet. Yani aynı sistem. aynılarını alıyorlar. Bunları evet. üç dönemde alıyorlar. Üç dönemde diğerinin evet. e, bir, dört yılda yaptığı kadar bir seviyeye evet. geliyorlar. Evet. Ondan sonra da diğer master öğrencileriyle beraber devam ediyorlar. Ve aynı degree ile mezun oluyorlar. Master of Architecture degree'siyle. onun ne ne oluyor? Ünvanları da yani Master of Architecture degreesi ondan sonra aynı şekilde 3740 saat EXP çalışmaları gerekiyor ve sınavları almaları gerekiyor. Yani lisansının mimarlıktan olanıyla mimarlıktan olmayanı İkisi de master of architecture degreesini aldıysa hiçbir fark yok. Bir Aynı yok. şekilde ilerleyebiliyorlar. Hatta bizim hocalarımız var burada bazı. Hı -hı. Uh, political Science under uh, şeye lisansı olup sonra üstüne mimarlık yapan. Hı -hı. Uh, çok uh, yani çok fazla insan var aslında ve şeyde de çok var. Yani profesyonel hayatlı da çok başarılı insanlar var. Uh, lisansları mimarlık olmayan dediğim gibi o bir şey yani farklı bir alan bazen o yaptıkları lisans eğitimi onları çok pozitif yönde etkiliyor. Çok daha bir kere o programda gelen öğrenciler ne istediğini çok iyi bilen öğrenciler oluyor. Onlar için yani artık mimar olmak hani tap bir şey ve onu yapmak için geldikleri için çok fazla çalışan ve yani çok çok şey Mimarlığın içinde olan öğrenciler oluyor. Dolayısıyla profil birazcık normal lisanstan gelen öğrenciden farklı. Ama dediğim gibi onların o aldıkları denklik dersleri o bir buçuk yılda tamamlanıyor. Bu mesela iç mimarlık öğrencileriyle için farklı. İç mimarlık öğrencilerinde bazen o üç yıl biraz daha az olabiliyor çünkü bazı tasarım derslerini veya bazı dersleri önceden aldıkları veya bazen mimarlıkla beraber aldıkları için o dersleri şey yapıyoruz yani onları tekrar almalarına gerek kalmıyor mesela iki yerine iki buçuk yılda onlar da mimarlık ünvanı alabiliyor. Dolayısıyla e, o geçiş Türkiye'de olduğundan biraz daha kolay burada. Evet, evet. Yani biz Türkiye'de biraz daha katıyız demek ki. Hani evet. Tasarım, lisansa, tasarım, eğitimi almayan e, kişileri hani e, bileyim, evet. proje derslerine şey evet. yapmıyoruz falan. E, evet. O, orada İş. o, o sağlanmıyor sağlanıyor demek Evet. Yani tabii Mesela birinci dönemde aldıkları proje bizim lisanstaki birinci dönemde aldıkları projeden biraz daha ileri seviyede başlıyor. Yani çizmeyi bilmiyorlar ama öğrenci daha şey e, ileri yaşta bir öğrenci olduğu için tabii biraz daha hızlı e, kavrayıp hani mimarlıkla ilgili kavramları falan biraz daha hızlı kavrayıyorlar. Bazı dersleri ortak alıyorlar zaten lisans programıyla beraber stüktür gibi. Veya işte e, fiziksel çevre koruma gibi e, o dersler zaten beraber oluyor aynı ortamda. Stüdyolarını ama hep farklı tutmaya çalışıyoruz. Çünkü stüdyoları hani daha çok özen gösterilmesi gereken <laughs> stüdyolar oluyor. Çünkü... Bir anda diğeri 8 tane stüdyo alırken bu öğrenciler 3 stüdyo alıp evet. ondan sonra master öğrencisi oluyorlar. Evet. Yani diğer öğrencilerle aynı sınıfa gidiyorlar. Evet. Dolayısıyla onların aradaki farkı kapatması zor. Özellikle teknoloji evet. kullandıkları evet. programlar falan gibi. Yani bir kere düşünme şekilleri farklı. Çok farklı. Yani o, o şeyden evet. sonra onları hani, e, ta tasarım ağırlıklı düşünmeyi öğretmeye çalışmak biraz Tabii. Tabii, çok farklı. Çok farklı. Ço çoğu okulda var. Genelde e mark 3 programı olarak geçiyor. O 3 yıl yanındaki 3 3 yıla istinaden bazen o 3 yıl oluyor, bazen 7 dönem oluyor. Çünkü yaz dönemleri de şey oluyor. Yani onu da koyuyorlar ki yani çok yoğun bir şekilde eğitim alsınlar diye. ama mümkün. İç mimarlık öğrencileri için biz şeyde de yapmıştık onu Teksas'ta da yapmıştık burada da var mesela o kendi öğrencilerimize genelde 4 artı 2 buçuk gibi bir şeyle hemen hızlı bir master of architecture'a geçiş sağlayabiliyoruz çünkü onlar tabii aynı okulun içinde olunca çok ortak dersleri oluyor. İç mimarlıklarda birazcık daha kolay geçiş daha da insanın kabul edilebileceği bir mantık ama evet. dediğim gibi political science'dan gelen bir şey için aday için tabi kolay kolay değil evet evet, evet. Peki. çok teşekkürler çok keyifliydi sizi dinlemek ederim, ben teşekkür ederim ben teşekkür ederim biraz, e, hocam biraz ben oradan de... oraya atladım kusura bakmayın böyle <laughs> konuşmaya gelince çok pardon. Ben bir şey sorabilir miyim Sedef Hocam? Tabii. Tabii. Şey, portfolyonun çok önemli olduğunuz, olduğundan bahsettiğiniz için ve bizim öğrencilerimizden de eğer bu konuda hazırlanmak isteyen varsa iyi bir portfolyoda ne beklediğinizi açıklar mısınız biraz? Belki ilham verici olur. Oh, çok güzel soru. <laughs> Valla e, iyi bir portfolyoda ne bekliyoruz? Şimdi portfolyolar da değişti. Her şey digital e, şu anda. Yani eskiden olsa şey derdim hani elinizle tuttuğunuzda kağıdın kalitesi e, falan gibi şeyler söyler. Şimdi onlar kalmadı. Hepsi digital ortamda. Bence en önemli şeylerden biri bir portfolyoya koyacağınız şeydir seçici olmak. Her şey portfolyoya girmek zorunda değil. İki, portfolyoya koyacağınız şeyleri yeniden çizebilirsiniz. Hatta çizin. İlla okulda yaptığınız şeyin aynen portfolyoya girmesi gibi bir şey yok. Mesela eğer bir e, render mı alacaksınız veya başka ona eklemek istediğiniz bir şey mi var veya son e, gelen kritiklerde daha farklı şeyler mi? Tekrar çizin. Birinci sınıf öğrende yaptığınız ya ikinci sınıfta yaptığınız şeyleri tekrar bir bakın. O sizin işiniz. Birebir derste yaptığınız şeyi oraya koymak zorunda değilsiniz. Önemli olan en iyi işinizin sizi nasıl anlattığı. Bazen üç tane proje koyarsınız, beş tane proje koyarsınız, en iyi projelerinizi koyarsınız. Kısa olur ama öz olur ve sizin oradaki rolünüzü en iyi şekilde tanımlar. Yani önemli olan o. İnsanların elini aldığında yani wow yap yapması gerek. Oradaki ne kadar çok iş koyduğunuz değil, koyduğunuz işin ne kadar iyi olduğu önemli. O benim çok gördüğüm bir yanlış. Yani mesela genelde öğrenciler şey diye başlıyorlar işte. Birinci sınıf projeleri işte şu hocayla çalıştım. İkinci sınıf projeleri üçüncü sınıf. Biz sizin kılımınızı veya dersleri nasıl aldığınızı görmek istemiyoruz. Sizin ne yapabildiğinizi görmek istiyoruz ve ne kadar anladığınızı görmek. Ve bu sadece mesela Teknoloji veya işte belli alanlarda değil. Mesela bir proje yapı projesi çok tamamlanmış olabilir. Küçük bir detay koyarsınız oraya. Öbür tarafta işte daha bitmiş bir bir, bir işiniz olur. Diğer projede daha mesela şehir e, düzeyinde kalmış, bölge tasarımı düzeyinde kalmış bir proje olabilir. Önemli olan sizin her ikisini de yapabiliyor olma, hem detay çözebilme, hem işte çevreye duyarlı olduğunuzu gösterme. Dediğim gibi yani farklı alanlarda olan yetilerinizi gösterebileceğiniz şeyleri koymak ve bunları da tekrar tekrar koymamak. <laughs> yani mesela Diyelim ki işte e, te, e, teknoloji yani e, örnek ver, veremedim şimdi yani üç boyutlu e, 3D printed gayet higher tech bir şey mesela tasarladınız. 5 tane ondan koymanın bir anlamı yok. En iyisini ondan koyup ondan sonra el skeçi de yapabiliyorum ben <laughs> göstermek lazım anlatabiliyor muyum? Yani yapmak zorunda değilsiniz ama eğer yapıyorsanız o yaptığınızın en iyisini koymak önemli. Yani dediğim gibi bazen çünkü bakacak olan insan doğrusunu söylüyorum. Şöyle bakacak. Yani sayfa çevirecek, bakacak, hızla bakacak. Hızla bakarken sizin dikkat çekmeniz lazım. Neyle dikkat çekersiniz ona bakın. Anlatabiliyor muyum? Yani evet bu çocuk işte yani işte genel olarak bir binanın çevresiyle beraber değerlendiriyor. İşte evet şeyleri de işte sürdürülebilirlikle ilgili olan kriterlere de evet bunu da bir anlamış. Evet buradan ilerleyebilir. İşte teknoloji de ise onu da iyi kullanıyor, kullanmıyor. Dediğim gibi yani gerçekten önemli olan siz ne iyi yapıyorsanız onu koymak. Sayısı hiç önemli değil. Bazen böyle üç tane projeyle ile bir e, portfolyo geliyor, hepimizin ağzı düşüyor. <laughs> yani gerçekten. Um, çünkü biliyoruz ki onu yapabilen her şeyi yapar. Yani biz o, 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 o öğrenciyi istiyoruz. Um, dediğim gibi onu seçmek zor ama mutlaka hocalarınıza gösterin. Yani mutlaka yapın. Ondan sonra gösterin bu iyi mi? Bunu yapayım mı? Bunu koyayım mı? Çıkartayım mı? Ee, benden bakmamı isterseniz bana da gönderin bakarım fikrimi söylerim her zaman e-maillerim var Kemal Hoca'da veya Tuba'da veya yani her yerdeyim. <laughs> yani ulaşın, LinkedIn'den ulaşın. Yani dediğim gibi ne kadar çok insandan görüş alırsanız o kadar iyi. Her zaman daha iyiye götürür. Aldığınız her görüş sizi daha iyi götürür. Bizim mesleğimizin özü bu zaten değil mi? Yani öyle ilerliyoruz. Hep tekrar tekrar yaparak ve hep yaptığımız Hataları düzelterek daha iyi ne kadar neyi nasıl yapabilirim diye devam eden bir meslek bu ve o hiçbir zaman değişmeyecek yani şu anda sizin mimarlık öğrencisi olarak ıı, aldığınız o kültür hayatınız boyunca sizi takip edecek olan bir kültür çalışma ıı, disiplininiz de aynı şekilde hayata bakışınız da aynı şekilde yani o, o sizin bir parçanız olarak devam edecek. Ve her zaman yaptığın en iyisini yapmak için çabalamak lazım. Bunun için de dediğim gibi yani bir kere yapın, e-mail atın, ondan görüş alın. Size cevap vermezse attığınız insan hiç önemli değil. Başka insana geçin. Hiç sorun değil. Yani insanın ilerlemesini gerçekten istediğiniz bir şey yapmakta durdurabilecek hiçbir şey yok önünüzde. Gerçekten yok. Dediğim gibi ben at gözlüğüyle... Beni eskiden tanıyanlar var <laughs> ben, 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 Yani... Ben bir şey olduğum için demiyorum bunu. Ama daha açık baktığımı düşünüyorum artık hayata. E, yani tecrübe de biraz eklendi. Daha e, kendimi eleştirebiliyorum. O yaşta nasıl olduğumu. Ve ondan öğrenip de ilerlemelerimi de görebiliyorum. Neyi doğru yapıp neyi doğru yapmadığımı da görebiliyorum. İnsanın kendisine bu öz eleştiri yapması e, çok önemli bir şey. Yeter ki dediğim gibi e, yapabileceklerinizin farkında olun. O, o çok önemli bir şey. İlham bir için teşekkürler Sedef hocam. <laughs> Sen biliyorsun Tuğba beni. Aslında ben de ilham aldım. <laughs> Kemal biliyor, Kemal biliyor yani <laughs> hepiniz biliyorsunuz benim oradaki oradaydım yani hepiniz beraber çalıştık. Onun için. Hocam ben bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Öncelikle evet. teşekkür ederim. Çok güzel aydınlattınız bizi. Ben de Tuğba Hocam'ın sorusuna ek olarak soracağım. Portfolyoda sektörde yaptığınız deneyimleri de koyarken uygulama ağırlıklı hani çok fazla paftalar olduğu için uygulama ağırlıklı mı olması daha iyidir yoksa daha çok görsele yönelmek mi daha çok cezbeder? Onda şöyle bir şey var söylemem de gerekirdi bence. Onda sizin rolünüz neydi? çok önemli. Yani bir firmada çalışırken veya herhangi bir grup projesi de olabilir. Mesela bunu şimdi bizim öğrencilerimizde görüyoruz. Çünkü çok fazla grup projesiyle gelen portfolyolar alıyor. Bir kişi aynı anda mesela 10 tane portfolyoya bakıyorsa bazen aynı projeler aynı yerlerde bile olabiliyor. Sizin rolünüzü anlatmanız çok önemli. Yani bir firmada çalıştınız. Siz o projenin neresinde çalıştıysanız Neresi gerçekten sizi iyi anlatıyorsa o. Eğer tamamen yapı, yapı ağırlıklıysa yani ben mesela bir pafta koymaktansa bir detay koymayı tercih ederim. Veya işte inşaattan bir fotoğraf koymayı tercih ederim. Eğer siz o inşaatta görevliyseniz mesela anlatabiliyor muyum? Çünkü pafta küçük ölçekte çok rahat okunan bir şey değil. Yani ilk bakışta hemen böyle dikkatini çekecek bir şey değil onun bir bölümünü koymak olabilir yanına renderını koymak olabilir çünkü bütün binayı zaten koymak hani o yapı projesinde biraz anlamsız ee, dediğim gibi B bence yani direkt sizin e, şeyiniz olan sizin katkınız olan bölümü ve e, özel bir bölümü koymak iyi onu da rendering olur veya işte şey olur fotoğraf olur inşaat fotoğrafı olur bitmiş detay olur ee, onunla birleştirmek iyi olabilir ya da evet bir projenin hepsini yaptıysak hepsinden kesit kesit böyle. Aynen. Herhalde. Bence de. Bence de. de. Çünkü Teşekkür böyle de. çok çok öl yani koca bir şey mesela plan düşünün. Üstünde ölçüler var, mobilya var, taramalar var falan filan. Onlar portfolyoda biraz kalabalık görünüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani çok fazla oluyor. Ee, belki projenin tamamına bir link olabilir. Mesela onu da çok yapan var veya kendilerine blog oluşturan, website oluşturanlar var. Ondan sonra onlardan farklı imajları koyup altına da link. Eğer daha fazlasını ben öğrenmek istiyorsam o projeyle tıklarım bakarım. <laughs> Değil mi? Yani hepsini aynı anda görmeme gerek yok. Teşekkür ederim <laughs> Mesela şu an lisans öğrenci olup ıı Amerika'da staj yapma imkanı var mı acaba yazın Aa, olabilir ama onu bulmak biraz zor <laughs> yani şöyle söyleyeyim mesela Türkiye ile çalışan biri olabilir Türkiye'den daha önce orada çalışmış biri olabilir yani bağlantıyı kurmak biraz zor. Ve yine çok ciddi portfolyo bakıyorlar lisans öğrencilerini de. Yani biz burada dedim ya hani öğrencilere destek oluyoruz diye bizim bir tane ofisimiz var. Bütün öğrenciler Wentworth'daki mecburen staj yapıyorlar iki dönem. Ve o her seferinde onlar portfolyolarıyla beraber işe başvurup o internship için yani staj için başvuruyorlar. Dolayısıyla başvurabilirsiniz. Mesela ben şeyde biliyorum San Antonio'da Overland Partners diye bir firma var. Çok da büyük bir firma. Hatta bizim şeyimizdeydi, danışman grubumuzdaydı okulun falan oranın şeyi. Hani partnerlerinden biri. Onlar mesela yurt dışından öğrenci kabul ediyorlar. Her sene web sitelerinde açıklıyorlar. Eğer LinkedIn'den falan şey takip ederseniz... Gensler yapıyor, başka büyük firmalar, çok büyük firmalar genelde onu yapıyor zaten. Diyorlar ki işte yaz için internship kabul edebiliyoruz. ediyoruz. Onu da senin nereden başvurduğun buradan veya oradan hiç fark etmez. Sadece onların başvuru kriterlerine göre başvurabilirsiniz. Ama dediğim gibi portfolyonun çok iyi olması lazım. Yani ben mesela Overland Partners'a gelen öğrencileri gördüm. Nereden gelmişti bir tanesi? Afrika'dan tam hatırlamıyorum. Ürdün olabilir, Mısır olabilir, Afrika'da olmayabilir. Ama yani öğrencinin işleri muhteşemdi. Çok az sayıda çünkü e, alıyorlar çünkü onlar için de masraflı bir şey öğrenciyi getirecekler işte orada kalması etmesi falan filan tabii o, o ekstra bir şey. Dolayısıyla hani çok çok iyi olmak lazım veya bir, birinin olması lazım zaten kalacak yerinin olması lazım anlatabiliyor muyum yani e, o mesela diyelim ki Bastın'a geleceksin ama Bastında zaten burada yaşayan bir kuzenin var. Aynı zamanda da o yaz staj yapmak istiyorsun. O zaman onlardan hiçbir şey istemeden herhangi biri gibi başvurduğunda girme şansı daha yüksek. Ama eğer başvurduğunda aynı zamanda ben yurt dışından geliyorum işte uçaktı kalmaydı deyince tabii o, o biraz fazla masraflı bir şey oluyor firma için daha zor. Tamamdır Ama teşekkür mümkün. ederim. Mümkün yani. Overland partners mesela mutlaka başvur derim. Yakında ilan etmiş olabilirler hatta hala yani belki edildi bile. Yani bak mutlaka vardır. Sedef hocam merhaba. Benim sorum biraz daha yönetsel olacak. Mesela sizde çok farklı e, seviyelerde mesela proje dersleri var. Mas, master bizde mesela Türkiye'de master of Science daha ağırlıklı yapıyoruz ama evet. orada dediğiniz gibi Master of Architecture olduğundan çok farklı katmanlarda stüdyolar var. Stüdyolar evet. kaç kişilerden oluşuyor? Yürütücüleri kaç kişiler kişiden oluşuyor? Bir de mesela e bizdeki en üst seviye bazı e yüksek lisans programları haricinde Graduation Project. Hani onun haricindeki Master of architecture'daki bu stüdyolardaki beklentiler neler ne ne tür ne anlamda stüdyolar projeler üretiliyor onların kapsamı hakkında bilgi almak istiyorum tabii ki bir saniye ben şimdi onu şuraya koyacağım wow bir dakika neden ben şey yapamıyorum tam ekran görmüyorsunuz değil mi sizin ekranınızı olduğu gibi görüyoruz ama ben bunu şey yapmak istiyorum, bir dakika şöyle yapalım. Heh, şimdi oldu mu? Şimdi oldu. Oldu. Şimdi mesela işte bu buradaki program neden yine geri döndü anlamadım. Bir saniye ben şimdi ilgili yere geleceğim o soruyu cevaplamak için. Mesela işte bu kariyere ve profesyonel hayata hazır yetiştirdiğimizle ilgili bir şey bir önceki stajlarla ilgiliydi. Bu işte şey teknolojik olan işte robot ve CNC veya işte şey ahşap atölyesi falan gibi şeyler. Ondan sonra bu diğer programlarla beraber çalıştığımız bu krediler biraz önceki gibi bir yıl, iki yıl ve üç yıllık programlar var demiştim ya hı hı. onlar. Ondan sonra arkadaki bir şey sergi bu da bizim programımız mesela. İlk önce stüdyo ile tabii ki başlıyor. Stüdyo ile beraber aynı yıl şey var. Teknik çizim, architectural representation gibi bir ders. Ondan sonra e, ikinci dönemde yine stüdyo ve architectural media daha daha çok hani şey e, diğer her tür medyayı kullandıkları, kullanmayı öğrendikleri bir dönem. E, biraz önce söylemiştim İngilizce, e, matematik falan gibi mecburi dersleri var bir sürü. Ondan sonra e, stüdyo 3, o zaman e, şey e, bu e, tarih ve teori dersleri başlıyor. Onunla beraber e, şey dersleri başlıyor. işte e, bina fiziği, enerji gibi dersler başlıyor. Ondan sonra strüktür. Ha ikinci sınıfın sonunda dediğim gibi şeye gidiyor. Çocuklar staja gidiyorlar. Şimdi bu stüdyo birden, stüdyo iki, stüdyo üç, stüdyo dörde devam ederken bir, birinci sınıfta genelde 150 öğrenci alıyoruz. 150 hı hı. öğrenciyi 10 tane stüdyoya bölüyoruz. 15 tane stüdyomuz oluyor. Bu sadece mimarlıkta. Hı hı. Bu 15 e, öğrenci her stüdyoda dolayısıyla 15 öğrenci oluyor. Bu stüdyoların koordinatörleri var. E, genelde onlar full time hocalarımızdan e, ve e, dışarıdan da bir sürü profesyonel insan da şey yapıyoruz, e, getiriyoruz bu dersleri Tabii. beraber e, teach etmeleri için. O 15 ta 10 tane farklı stüdyo bir şekilde koordineli olarak devam ediyor. Her sene işte yapacakları projeleri beraber belirliyorlar falan. Ve birinci sınıftan ikinci sınıfa işte geçiş veya birinci stüdyodan ikinci stüdyoya geçiş. Stüdyoda ikinci stüdyoda yaptırdıkları daha çok hani bina ölçeğinde anlamlandırmaya başlıyorlar bazı şeyleri. Ondan sonra işte teorinin ve ener yani öbür sürdürülebilirlik derslerinin eklenmesiyle beraber birazcık daha e, bina ölçeğinde daha anlamaya başlıyorlar her şeyi. Ondan sonra staja gidiyorlar. Stajdan gelince stüktür var. Eee Stüdyo 5 ile beraber. Stüdyo 5'ten sonra tekrar şeye staja gidiyorlar. Sonra geldiklerinde bu stüdyo altı integrated studio Yani o stüdyoda artık strüktür, building systems uh, ve bütün öğrendikleri her şey, pasif aktif sistemler falan filan hepsi o stüdyonun içinde birleşiyor. Dediğim gibi en son aldıkları zaten o uh, ders pasif aktif systems. O, onu aynı anda aldıkları için çok stüdyoya, uh, ile beraber gidiyor. O stüdyo altı bizim yapı stüdyosu gibi bir şey. Uh -huh. hepsini birleştirdikleri. Ondan sonra uh, en son yıllarında geri geliyorlar ve şey, Studio 7 ve Studio 8'e concentration dediğimiz o biraz önce de anlattığım şeyler uh, var. İşte ya urbanizm ya uh, adaptive interventions ya da emerging technologies diye üç tane alan, uh, History Preservation Teknoloji ve şey uh, şehir uh, urbanizm onlardan birini seçiyorlar. O dönemde işte aldıkları stüdyo ve seçme dersleri hepsi o alanda oluyor. Dolayısıyla her öğrenci bir concentration mezun oluyor dördüncü sınıfı bitirdiklerinde lisans eğitimini. Sonra da beşinci yılda master programı. Bu dediğim gibi hani bizim dört artı bir kendi öğrencilerimiz için olan program. Ondan sonra da işte Global Resource Studio dediğimiz var. Onda işte her yere o seyahat ettikleri Gidip iki hafta kalıp geri döndükleri stüdyo bu. Genelde senior yıllarında yani dördüncü yılda study abroad programımız Berlin'de vardı. Bu sene yok. İspanya'da var. Şimdi yeni İtalya'da bir tane olacak falan. O dönemde de bir dönemlik gitme şansları da var. Ama mecburi değiller. UTS'de mesela mecburiydi. Burada mecburi değil. Ondan sonra master programına geliyorlar. Master of architecture dediğiniz gibi master of science çok Artık burada çok az olan bir şey. Ancak doktora programıyla bağlantılı olunca üniversitelerde Master of Science var ki hani öğrenci master'la gelip doktora'ya devam etsin diye. Ama bizim UTSA'da Master of Science programımız vardı mesela ama çok az öğrencimiz vardı. Yani her sene bir iki öğrenci ancak geliyordu. Esas ağırlık Master of Architecture'da. Ondan sonra işte şeyde Master of Architecture'a başladıklarında da bu Global Research Studio var çok daha artık comprehensive her şey çok research ağırlıklı araştırma ağırlıklı işte ilgi alanları neyse ilk o birinci dönemden itibaren tezleri oluşmaya başlıyor o şey araştırma metodları ve design as research olan derste işte herkes kendi özel projesi hakkında artık araştırma yapmaya başlıyor Ondan sonra onunla ilgili genelde ilgili seçme dersleri alıyor. Tez yılına, sönemestrine geçtiklerinde de Tizi Stüdyo ile beraber herkes kendi öz, kendi projesini yapıyor. Diyelim ki siz yani bir şey hakkında ilginiz var. Mesela ne bileyim göçlerin şehri nasıl değiştirdiği ile ilgili bir tane intervention yapmak istiyorsunuz. O araştırma dediğim gibi birinci dönemde başlıyor. Ondan sonra Devam ederek son tez döneminde de bitiyor. Hatta yeni, şimdi yakında sunumlarını yapacaklar tez öğrencileri. Bu işte daha birinci sınıf işleri, bu e, medya dediğim derste olan işler, bu e, stüdyo altı üçüncü sınıf öğrencisinin yaptığı bir iş mesela e, devam edeyim. İşte burada daha çok konsantrasyonları falan anlattığımız, biraz önce anlattım zaten bunların hepsini, hepsi nasıl birbirine bağlanıyor, yani teori dersleri sonra konsantrasyonlara nasıl bağlanıyor ya anlattığımız bir şey. Bu da mesela işte son 2-3 yılda verdiğimiz bütün şey seçmeli dersler. Dediğim gibi bu seçmeli derslerde devam yani özellikle dikkat ettiğimiz bir şey. O NEB'in de NEB'in akreditasyon kriterlerinden olan sürdürülebilirliğin ve işte bu uh, katılımcılık, eşitlik, çeşitlilik gibi kavramların kültürün bir parçası olmasını hep öneriyorlar. Dolayısıyla hem davetlerimizde hem yaptığımız etkinliklerde hem uh, yakındaki çevredeki mahallelerle yaptığımız projelerde mesela hep onlara dikkat etmeye çalışıyoruz. Verdiğimiz derslerde de uh, şey uh, bu seçmeli derslerde de özellikle mesela bu race and architecture falan gibi dersler. Hani aslında seçmeli de olmaması gereken dersler ama hepsi seçmeli ders. Dolayısıyla herkesin ilgisine göre bir ders var genelde. Ondan sonra da işte bu innovation altında da şeyle yaptığımız mesela Autodesk ile beraber yaptığımız bir proje bu Residency Studio diye Autodesk Build Space'in birebir desteklediği bir şey stüdyo. Dolayısıyla her dönem böyle şeyle firmalarla da birlikte bir işler yapmak istiyoruz. Özellikle ben yani bu yeni geldiğim okulda onu çok desteklemeye çalışıyorum. Çünkü onların çok büyük katkısı var. Mesela şu anda master planning yapılıyor şeyde bizim bu üniversitede. Parkinson and Will yapıyor. Master plan çalışmasını onlar aldı. İşte bizim öğrencilerimizle beraber üç tane işte workshop yaptılar mesela dün onları sunduk falan müthişti. Yani öğrencilerin o dönemde öğrendikleri şeyler bence çok çok değerli birebir şeyle çalıştıkları zaman gerçek profesyonellerle böyle kısa dönemli projelerde de olsa çalışmalarının çok büyük etkisi var yani spesifik olarak bir projeye yönelik. Bu mesela Bali'ye gittiklerinde öğrencilerin yaptığı bir şey. Bali'deki yapım tekniklerini, bambuyu öğrenip sonra gelip burada bir parkta design build olarak yaptıkları bir proje. Bu Çin'e gittikleri zaman Çin grubunun yaptığı bir proje. Bu burada arkada hemen daha çok African American olan bir neighborhood'daki bir kilisede bizim öğrencilerle çalıştığımız bir proje. Falan bu da hala o, o klisenin projesi. Bu da şeyde YMCA için yaptığımız bir oturma grubu şöyle şey beton dökme, yine design build bir proje. Şu bitmiş hali öğrencilerin yaptığı bir proje. Yani kısaca anlattım. Bilmiyorum şey cevap oldu mu? Evet evet çok çok teşekkür ediyoruz. Ha. Rica ederim. Başka bir şu anda soru yoksa Sedef Hocam ben küçük bir şey so sormak istiyorum. Peki. Öncelikle şunu söyleyeyim. Siz çok mütevazı bir şekilde sundunuz ama hakikaten yani birbirine paralel iki şeyi ben algıladım. Birincisi müthiş bir başarı hikayesi. Yani biz de gurur duyuyoruz hakikaten. Yani siz buradan gelen Türk öğrencilerle gurur duyuyorsunuz. Bizde yani bir örnek teşkil ediyor bu. Her şeyden önce insan motive olduğunda ve inandığında, size hani siz de söylediniz, e, her yere ulaşabiliyor. E, bazen tabii hayatta farklı yerlere götürüyor yani insanı. E, i̇kincisi de e, şunu ben anladım kendi adıma. Zaten bildiğimiz bir şeyi biraz daha vurgulamış olduk. E, dünya'da e, farklı ülkelerde e, mimarlık ee, zor bir meslek mimar olmak ne kadar zor hatta çok zor bir süreçler geçiliyor yani bunu siz biraz önce tıkır tıkır anlattınız <laughs> ee, ama yani hakikaten detayına girdiğimiz zaman e, 4 yıllık bir lisans eğitimi artı 1 yıl master of architecture daha sonra 3740 saat miydi? Evet. Ee, bir Genelde ee, iki yıl master bu arada bizde şimdi bir yıl ama o biraz evet. Şey yani. <laughs> evet dört artı iki olan okullar da var artı Amerika'da. Artı iki çok en çoğu çoğunluğu dört evet. artı iki. Evet e, daha sonra bu 3.740 saat sonra da bir sınavdan söz ettiniz. E, bu arka, arka. Evet bir sınav süreci var dolayısıyla mesleğe kabul içerisinde e, ciddi bir süreç var. Ben şunu merak ettim. Yani Amerika'da tabii farklı eyaletler var. Sizin de söylediğiniz gibi iki farklı kurumda deneyiminiz olmuş. İkisinin bakış açıları farklı. Hmm. Hani Türkiye'de de olduğu gibi farklı ekoller vardır. Tabii. Ve tabii idari yapılanma da farklı orada. Tabii. Bütün bu farklılıklar içerisinde bu mesleğe kabul sınavlarında bir standartizasyon var mı? Bunu nasıl sağlayabiliyorlar ve bu sınavları kimler yapıyor? Ben onu merak ediyorum. Tabii ki bir saniye onu da ben hemen şöyle göstereyim buralarda var mı bir dakika? En kalp yapıyor sınavı bir saniye onu da göstereceğim şöyle daha önce çünkü bunu da ben şeyde sunmuştum bir saniye. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde şöyle yapalım. Bir saniye. Bir dakika. Neden geri gitmiyor? Bu Şimdi bunlar farklı farklı programlar. Biraz önce bahsettiğim gibi, bazıları beş yıl, bazıları şey iki yıl master bazı yani PhD, bir de non-professional degree'ler var. Onlar da genelde akredite olmayan programlar, yani BA, BS, BFA gibi. Ama bunların hepsini bağlayan şey, ya BR, yani Bachelor of Architecture, ya da Master of Architecture degree'si şart bir kere. Ve bu akredited bir üniversiteden olması lazım. Akreditasyonu yapan öğrenciler, NCARB, NAAB, yani hatta uluslararası akreditasyon da yapıyor biliyorsunuz. Bazı okullar evet. Türkiye'de de, de uh, akredited tarafından. Evet. Aynı zamanda NAAB, yani NCARB uh, sınavları yapan da NCARB. NCARB'ın web sitesine girdiğinizde şu aşağıda uh, şeyi var web sitesi var. <laughs> Orada bu 3.740 saati tamamlayabileceğiniz biraz önce çok hızlı geçtim ben işte practice management, project management, programming and analysis, project planning and design, project development and documentation ve construction and evaluation diye bütün bir 2 üç dört beş altı tane alanda şey var saat tamamlamak zorundalar. Uh, uh, ve ondan sonra da işte dediğim gibi şey var, uh, uh, sınavlar var. Bunların hepsi o sınavın adı ARE, uh, Architect Registration Examination Exam. Uh, ve her eyalette uh, de yani hepsi NCARB tarafından yapılıyor. Eyaletlerin şöyle bir farkı var yalnız. <laughs> Hala birkaç tane eyalet var şeyi master'ı zorunlu tutmaya. Şimdi master'ın yani örnek veremeyeceğim ama sanırım bir veya iki alet olabilir hala o onun gerekli olmadığı. Çünkü eskiden bu 3740 5600 falan saat civarındaydı ve master'a gerek yoktu. Yani e, lisanstan mezun olanlar daha fazla e, saat çalışarak, staj yaparak o sınavları tekrar alabiliyorlar değil. Sonuçta sınavları herkesin alması lazım re şey olmak için. Yani mesleğe kabul için. Ee, ama o, o birkaç tane eyalet var ama çok az. Ee, çoğunluğunda e, e, mesleğe kabul ediliyorsunuz ve her sene devam eden e, krediler var. Belli kredileri doldurmanız gerek. Ee, şey gibi e, e, ...continued education olarak yani onun belli saatleri var... ...onları doldurup her sene lisansınızı yenilemek zorundasınız. O da otomatik değil yani mutlaka o eğitim devam eden bir şey. Yani sadece şey olmak lisans almak e, şey değil, e, yeterli değil... ...aynı zamanda o, o saatleri de doldurmanız lazım... Onları da genelde işte mimarlı odası kurumu mesela veya başka şeyler bazen üniversiteler mesela bir, bir etkinlik yaptıklarında mutlaka işte bunlar continued education'a sayılır diye onun saatini belirliyorlar falan. Onları tamamlamadan devam ettiremiyorsunuz mesleğinizi. Ve ucuz evet. da değil lisansı her sene yenilemek de çok ucuz değil. Burayı açmışken mesela Dediğim gibi NEV'e bakabilirsiniz. En NCARB'ın sayfasında o AXP saatlerinin nasıl olduğu falan da çok güzel açıklanıyor. Aynı zamanda şey, IPER'le ilgili de bilgiler var hangi üniversitelerde olduğuna dair. Bu da belki öğrenciler için çok faydalı olabilir. ACSA'in yani şu Association of Collegiate School of Architecture'ın web sitesinde ki şu linki kopyalayabilir miyim acaba? <laughs> Kopyalayamadım prezentasyonda olduğu için ama acsa-arch.org yazarsanız ben biraz ekranda tutayım bunu oraya gittiğinizde şeylerin arasında bu programların arasında virtüel study architecture diye bir study architecture diye bir bölüm var. Bu ekrana da koydum. Filter your uh, search diyor mesela. Orada nereye gitmek istiyorsanız mesela North iste bir üniversite mi neyse bölgesini seçebiliyorsunuz, okulu seçebiliyorsunuz, bölümleri seçebiliyorsunuz. Ondan sonra hangi digrilerin ofer edildiğini, kaç yıl olduğunu, onların curriculum'ını, çoğunlukla web sitelerine olan linki, hangi laboratuvarların olduğunu falan bütün bilgiler burada var. Eğer Instagram'da takip e takip ederseniz orada da bir tane öğrenci işlerinin olduğu o da galiba study architecture olabilir. Instagram'da da bir page var. Arada böyle şeyler hep öğrenci projelerinin de sergilendiği. Ama bu şeyin sayfası, ACSA'nın sayfası çok faydalı bir yer. Yani özellikle eğer yani yurt dışına gitmeyi düşünüyorsanız okulları araştırmak için bence iyi yerlerden biri. En azından hani nerede ne okul var bilginiz olur. Ondan sonra oraya gidip web sitesinden daha çok bakabilirsiniz. Hani her bilgi burada çünkü şey olmayabilir. Yani güncellenmemiş olabilir. Ee, ayrıca yani şey için mesela araştırma görevlisi yardımcı doçent başvuruları içinde yine bu web sitesinden o opportunities yazan yerde bütün iş ilanları da burada çıkar. Yani bu çok ana bir sayfa hepimizin kullanımında. Hmm buradan daha fazla bence şey yapabilirler, bilgi ver alabilirler. Bu da dediğim gibi o sistem kodunun değişmesiyle ilgili bir slayttı Yani sistem designated olması önemli. O web sitesinde hepsi vardır zaten onların sistem designated dokullara bakmak. Yani özellikle uluslararası yani öğrenciler için çok çok öğrenciler. önemli. Zaten hepimiz Hı. o yüzden değiştirdik aslında bakarsanız. Çünkü yani öğrencileri Getirip e, eskiden bir yıldı o e, OPT <laughs> süreci mimarlık için e, ve bir yılda yani iş bulamayabiliyorlar e, evet. ve bir anda e, çocukların vizesi bitiyor bir yıl çok çabuk geçiyor e, o sürede yaptıkları işte kendilerini gösterme süreleri çok az dolayısıyla çok zor duruma düşüyordu öğrenciler e, bu üç yıl tabii çok büyük bir avantaj üç yıl e, çalışma imkanı olması. Başka, Başka bir soru var mı arkadaşlar, hocalarım? Biz Sedef hocam sizin de e, programı bilmiyoruz baya zaman geçmiş. Zaman evet. geçti orada gece oldu. <gülüyor> <gülüyor> Orada gece Bars oldu. Baksın herhalde onun. O da keyifliydi. Ben bir şeyler öğrenmek isterim Sedef Hocam. Tabii, tabii hocam. Merhaba, Kesinlikle. hoş geldiniz Antalya'ya. Ne güzel. Çok teşekkürler, sağ olun. Sizlerle birlikte olmak ne güzel. Çok teşekkür ederiz. Aynen, Aynen ben de için. çok mutluyum. Rica ederim. Hocam, şimdi sizin okulunuzdan mezun olan öğrenciler, Bence e, mesleki yeterlilik açısından mesleklerini uygulamaya başlayabiliyorlar mı Türkiye'deki gibi? Yoksa e, onların da bir kategorileri var mı? E, öyle bir e, şey var mı yoksa istedikleri gibi istedikleri yerde e, sorumluluk alıp e, uygulama yapabiliyorlar mı? Bunu bir öğrenmek isterim. Yani, Yok yapamıyorlar, yapamıyorlar, yapamıyorlar. Hiç kimse şeyi e, yani registered architect olmadan, ...hiç kimse yapamıyor. Hiçbir okuldan mezun olan kimse yapamıyor. Yani mutlaka mesleğe kabul sınavını almaları gerek. Onun içinde dediğim gibi hem master'ı bitirecekler... ...hem çalışacaklar hem de sınavları alacaklar ondan sonra. Evet. Onun haricinde sadece yine bazı eyaletlerde belli bir metrekareye kadar... ...sanırım 2000 square foot yani 200 metrekareye kadar... ...küçük ev veya işte benzin istasyonu falan gibi şeyler yapılabiliyor... Evet. Ama onun üstünde hiçbir şey imza atamazlar. Ha, ne yapıyorlar? İşte o çalışma döneminde mimar ünvanını kullanmadan mimarlık okulu mezunu olarak tasarımcı olarak bazen işte ona intern deniyor veya işte tasarım her, her firma farklı isim kullanıyor açıkçası şey yapmak için. O dönemde çalıştıkları dönemde e, e, mimarlık adayı olarak çalışmaya devam ediyorlar. Ondan sonra sınavları alıp e, mimar ünvanını ondan sonra alıyorlar. Peki e, o ünvanı aldıktan sonra e, yine sınırsız mı çalışma alanı yoksa e, mesela Japonya'da benim bildiğim e, her e, belli kademeler var. Her kademede belli yeterlikleri sağlaması gerekiyor. Böyle mi? Yani e, sınırsız sayılır. E, şöyle ben e, şey e, yani çoğu şeye imza atabilirler. Evet. Bazı şeyler var ama mesela sürdürülebilirlik gibi, pasif house gibi mesela pasif house design ayrı bir sertifika gerektiriyor. Hmm. E, o sertifikayı almadan mesela o da yeni bir eğitim, o küçük bir eğitim, ondan sonra sınavlarına giriyorsunuz falan sonra pasif house designer oluyorsunuz veya işte bu şey sürdürülebilirlik ve işte onunla ilgili çeşitli araştırma ofisleri falan var. Yani yapamazsınız değil kendinizi geliştirebilirsiniz ama meslek gitgide çok böyle spesifik alanlara doğru yöneliyor. İhtisaslaşmayı gerektiriyor. İhtisaslaşmaya gerektiriyor. Mesela tarihi çevre alanında olsun veya işte... Sürdürülebilirlik alanında olsun bazen şey işte e, residential konut veya işte büyük e, iş yeri veya işte hastaneler daha e, hastaneler yani özellikle hastane mesela yani hastane çok ve e, sağlık mekanı tasarımı çok büyük bir alan kendi başına başka bir alan. Yani mesela benim burada yapmayı amaçladığım şeylerden biri de o daha çok o specializationları geliştirip ona yönelik işte sertifika programları ve graduate programlar oluşturmak. Çünkü dışarıda iş bulmak hem çok şey kolay değil hem de insanın dediğim gibi kendini farklı alanlarda geliştirmesi farklı alanlarda ihtisaslarda devam etmesi çok yaygın artık. Sadece mimar olmak yetmiyor. Teşekkürler hocam. Onun için o ekstra bir eğitim gerek sürüyor. Ama yani kağıt üstünde yapmalarını engelleyecek bir şey var mı özellikle tipoloji hususunda benim bildiğim yok. Evet. Ben de burada registered değilim bu arada. Hiçbir zaman o o sınavlara girmeyi gözüm yemedi gerek de olmadığı için hani yapmadım ama şey benim bildiğim öyle. Teşekkürler. Peki. Ee, benim başka... e-mailimi yazayım mı buraya? Olur da öğrencilerden şey yapmak, ulaşmak isteyen olursa diye. Çok iyi olur. Şeyden de LinkedIn'den de bulabilirler zaten. Oradaki şeyim açık. E-mailimi de yazdım. Bir sorunuz olursa benim bakıp yani fikir sormak istediğiniz bir şey olursa memnuniyetle. Sedef Hocam çok teşekkür ediyoruz tekrar. Ben rica ederim. Gönül borcum var size. <laughs> Sağ olun. Çok değerli bilgileri, tecrübeleri paylaştınız bizde. İnşallah en kısa zamanda e, Antalya'ya geldiğinizde de bekliyoruz yüz yüze görüşmeyi. Tamam. İnşallah. İnşallah. Çok memnun olurum ben de. Tamam. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz hocam. Her şeyi bütün açıklığıyla çok samimi şekilde anlattınız bize. E, bekliyoruz yine Antalya'ya geldiğiniz zaman. İnşallah. Fak ben teşekkür Fakültem Pardon. Fakültemizin YouTube kanalında da olacak her zaman. Evet. Biz yönlendireceğiz. Çok faydalı evet. oldu bizler için. Çok çok sevinirim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. O zaman ben başta herhalde. Sedef Hocam olmak üzere bütün katılımcılara hakikaten yüksek katılım oldu. Biz de çok sevindik. Evet. Değerli hocalarımıza, öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Fakültemiz adına. Hepinize saygılar sunuyorum. Ee, Türkiye'dekilere iyi geceler diliyorum. Teref <laughs> evet, hocama evet. iyi günler diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. İyi geceler hepinize. Sağ olun. Peki. Görüşmek, Görüşmek üzere.